Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalal ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. İmam Müslim'in sahihinden Kitab-ül İman'a başlamıştık. İlk babı ne yapmıştık? Almıştık, okumuştuk babı. Daha sonra da ilk ne yapmıştık? Hadisi, Abla İbni Ömer hadisi ki babasından rivayet ediyor merfu kısmını. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'den. Şöyle bir kısaca hadisi hatırlarsak meşhur Cibril hadisiydi değil mi bu? İşte İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir, daha sonra kıyamet nedir, kıyametin vaktiyle alakalı, alametleriyle alakalı. Cebrail ile Peygamber aleyhissalatü vesselam arasında geçen ne? Muhadese, konuşma. Ancak bu rivayet bu haliyle her ne kadar meşhursa da bir evveli var bu rivayetin. Bir şeye binaen bunu ne yapıyor? Abla İbni Ömer söyleme ihtiyacı güdüyor değil mi? O da neydi? Maruf işte Yahya bin Yamer'le Humeyd bin Abdurrahman el-Himyeri ne yapıyorlar? Haç'ta ya da Ümre'de muhtelif rivayetler var. Rabi'de ne yapmış? Şüpheye düşmüş değil mi? İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinden birini görsek de şu kaderi inkar edenler hakkında ne yapsak? Onlara ne yapsak? Onlardan birine soru sorsak. Demek ki meselenin özünde bu var. Mabed el-Cüheni denilen bir adam var. Kader hakkında ilk sözü söyleyen adam. Yani daha önceden kader hakkında söz söylenmiş. Ama bunu sistematik bir şekilde belli bir ifade kalıbıyla kader yoktur. Kader diye bir şey yoktur. Allah'ın takdiri ve kazası diye bir şey yoktur şeklinde dillendiren ilk adam bu. Bununla alakalı ne? Onun sözüyle alakalı. Onun bu görüşüyle alakalı, ifadesiyle alakalı ne? Hususu Allah Resulü'nün sahabesinden birine sorsak. Yani bu ihtiyacı güdenler Hicri 1400'de yaşayan insanlar değil. Bakın Hicri 1400 yılında yaşayan bir insanın Allah Resulü'nün sahabesinden böyle bir şey talep etmesi kuvvetle daha nedir? Makuldür. Neden? Çok zaman geçmiştir. Nice bidatler araya girmiştir. Ama bakın bunu talep eden insanlar tabiinden insanlar. Bunu talep eden insanlar tabiinden insanlar. Sahabeden sonraki kutlu nesil. Yani şey Yahya bin Yamer, Humeyd bin Abdurrahman el-Himyeri gibi. Onlar bile ihtiyaç duyuyorlar yani. Tabiinden olan insanlar. Ellerinde belki başka rivayetler var. Ama su gelince teyemmüm bozulur misali. Abdullah İbni Ömer gibi bir sahabi. Onlar için ne? Allah Resulü'nün sünnetini doğrudan bilen. O doğrudan bilmese, duymamışsa bile babasından duyar. Ya da Hazreti Ali'den duyar, Hazreti Ömer'den, Hazreti Osman'dan duyar değil mi? Hazreti Ebu Bekir'den duyar vesaire diğer sahabeden duyar. Diğer ashabtan duyar. Yani tabi'in bile ne yapıyor? Buna muhtaç. Buna kuvvetli bir ne yapıyor? İhtiyaç duyuyor. Mesele doğrudan bununla alakalı gelişiyor. Kader meselesiyle alakalı gelişiyor. Bunun üzerine işte meşhur o. İbn Ömer'in babasından o ne yaptığı duyduğu nedir o? İşte İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Kıyametin vakti, alamatı nedir? Vesaire.
Bununla alakalı ne? Cebrail Aleyhisselam'la Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında geçen ne? Konuşmayı ne yapmışlar? Bize nakletmişler. Biz geçen ders kısmen kaderin lügat ve şer'i anlamlarını ne yapmıştık? Almıştık ki bizim için buradaki en la kader diyen, kader yoktur diyen o Mabed-ül Cüheni ve taifesinin hangi kaderiye ya da kaderiyenin hangi mensubu ya da hangi sınıfı bölümü olduğunu biz öğrenmiştik. Nufatül kaderi ya da el kaderiyetün nafiye dediğimiz değil mi? Nefyeden yani kaderi kabul etmeyenler. Yani Allah Azze ve Celle'nin cüz'iyatını bilmediğini iddia edenler. Allah'ın kimin kimle evleneceğini bilmediğini iddia edenler. Ya da hep söylüyoruz, hep üstüne basa basa dillendiriyoruz. Senaryosu seyirci tarafından okunmamış bir senaryoyu seyircinin izlerken olayların gelişimi karşısında duyduğu şaşkınlığı haşa kellaha Allah'a ne yapanlar? İzafe edenler. Allah'a isnat edenler. Burada işte Davutoğlu Hoca, Allah kendisine rahmet eylesin. Bu kaderiye ile alakalı ne yapacaklar bize? Ne yapacak bize? Bilgi verecek. O bilgi muhaciyesinde biz de ne yapacağız? Gerekli gördüğümüz yerleri inşallah açıklayacağız. Evet, okuyalım bakalım ne demiş kaderiye ile alakalı bize. Kaderiye, kaza ve kaderi tamamıyla inkar ederler. İşte nafiye dediğimiz nufatül kaderiye, bir de cebriyesi vardı kaderiyenin. El kaderiyetül mücbire ya da el cabire dediğimiz cebriye. O neydi hatırlarsanız? Yani neydi? İnsanı kaderine mahkum eden, yani hiçbir iradesi olmayan insanın ne? Bir varlık olduğunu söylemek. Diğer bir ifadeyle işte uçan tüye benzetmek değil mi? Nereden rüzgar eserse oraya giden, iradesiz, ihtiyarsız, seçimsiz, ne yapan? Rotasız, seçeneksiz bir ney? Varlık. İnsanı öyle tanımlıyorlar. O da tam zıt. Ama burada el kaderiye dediği, yani Mabed-el Cüheni ve taraftarların üzerinde ne yaptı? Durdu. Daha sonra Vasıl İbni Ata ve diğerlerini bunu ne yaptı? Daha da canlandırdığı husus bu. O da ne? İşte kaderi bütünüyle inkar etmek, işte onu kastediyor. Yani kaza ve kader diye bir şey yok. Tamamıyla inkar ediyorlar. Halbuki kaza ve kader inancı Kur'an ve sünnetin olmazsa olmaz dediği nelerden? Rükünlerde. Evet, devam edelim. Ancak bunu sırf şer'i şerefi tazim maksadıyla yaptıkları için küfre nispet edilmezler. Yani tevil maksadıyla yaptıkları için diyor. Ne demek tevil? Yani onlara göre bu işte bir tevil vardır. Allah Azze ve Celle'yi kulun neyinden? Haramından. Kulun neyinden? Günahından. O haramın ve o günahın mesuliyetinden kurtarma namına bunu yapmışlardır diyor. Halbuki biz hep ne diyoruz kaza ve kader meselesiyle alakalı? Allah'ın bir şeyi istemesiyle bir şeyi sevip ondan razı olması arasında ne var? Fark var. Yani buna dikkat etmek lazım. Bir şeyi istemesiyle sevip razı olması arasında ne var? Fark var. Yani Vasıl İbni Ata'ya kafir diyen var mı? Yok. Doğrudan kafir diyen yok. Ya da işte Mabed-el Cüheni'ye doğrudan kafir diyen var mı? Yok. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Bu ne demek? İşte tevil maksadı olduğundan Kur'an ve sünneti ne yapma? Allah Azze ve Celle'ye isnat edilebilecek böyle bir eksiklikten, kusurdan tenzih etme maksadıyla Kur'an ve sünneti böyle anladıkları düşüncesiyle ne yapıyorlar? Tebriğ ediyorlar. Ama bu ne kadar doğrudur, ne kadar değildir? İnşallah birazdan ne yapacağız? Onlara değineceğiz. Çünkü şarih zaten bunları zikretmiş. Evet, devam edelim. Bunlar kul kendi fiilini kendisi yaratır diyecek kadar ileri gitmiş ve bu sebeple ehli sünnet uleması tarafından pek şiddetli hücumlara maruz kalmışlardır. Yani kul kendi fiilini kendi yaratır. Kader meselelerinde bunu almıştık hatırlarsanız Buhari'den Kitab-ı Tevhid'i açıklarken değil mi? Kendi fiilini kendi yaratır. Yani failidir. Yani o fiilin yaratıcısıdır. O fiilin neydir? Yaratıcısıdır kul. Halbuki Halku Efalil İbadatlı kitabında İmam Buhari onlara ne yapmıştı? Reddiye vermişti değil mi? Sizi de yaptıklarınızı da yaratan kim? Allah Azze ve Celle ayetine
İtina yaparak, itimaden. Evet, devam edelim. Bahusus Mavara Unnehi uleması bu bapta pek şiddet göstermiş ve mecusilerin halleri kaderinin halinden daha iyidir demişlerdir. Yani Mavera Nehir uleması niye bu bapta, bu bap dediği konu, yani bu meselede neden şiddet göstermiş? Çünkü o bölgede türemiş Mabedel Cüheni ve taraftarları. Zamanla işte Vasıl İbni Ata, Cehmiye dediğimiz, Kaderiye dediğimiz, Mutezile dediğimiz ney? Bu görüş taraftarları. Oradaki Ehl-i Sünnet uleması da ne yapmışlar? Çok şiddet davranmışlar onlara. Onların görüşlerine karşı şiddetle çıkışmışlar. Hatta demişler ki mecusilerin halleri Kadiriye'nin halinden bile iyidir. Mecusilerin halleri Kadiriye'nin, yani kaderilerin, bu adamların halinden bile iyidir. Ne yönüyle? İman veya imansızlık yönüyle değil. Yani mecusilerin İslam'a olan tehlikesi bu adamların İslam'a olan tehlikesinden daha az. Mecusi, mecusi, Müslüman bilir zaten. Hukuku neyse o kadar. Ama bu adamlar kaza kader inancını reddettikleri için, Ehl-i Sünnet'in anladığı anlamda, ulema avamı, halkı bunlardan tahzir etmek, bunlardan ne yapmak için? Sakındırmak için ne demişler? Mecusiler bile bu kaderiyeden daha iyidir. Mecusiler bile bu kaderiyeden daha iyidir demişler. Peki delilleri var mı? Elbette var. İbn Ömer'in bir sözü vardı orada. Hatırlıyor musunuz? Rivayetin başında neydi? Neydi? Başka? Başka neydi? Evet, ben onlardan beriyim. Onlar da benden ney? Beri değil mi? Evet. Yani o sözde mesela nedir? Bu sözde hemen hemen birdir değil mi? Evet, devam edelim. Hadis-i şerifte de beyan olunduğu vecihle Basra'da ilk defa kadere dil uzatan Mabed-i Cüheni'dir. Mabed, vücuda gelecek şeyler evvelce mukadder olmaz. Allah olacak şeyleri bilmez. O yalnız olanları bilir. İnsan doğduktan sonra Said kapıyı veya açalım. Şaki olur. Evet. Derdi. Evet, ne diyormuş Mabed-i Cüheni? Vücuda gelecek şeyler evvelce mukadder olmaz. Yani Allah onları vücuda gelmeden önce takdir etmez. Allah olacak şeyleri bilmez. Yalnız olanları bilir. Yani bizim gibi. Yani hadise ortaya çıktıktan sonra, vuku bulduktan sonra bilir. İnsan doğduktan sonra Said veya Şaki olur. Allah ne yapmaz? Onun Said ya da Şaki olacağına dair ne yapmaz? Herhangi bir takdirde bulunmaz. Halbuki ne hadisi vardı? Ne hadisi vardı? Ruha üfürme hadisi var değil mi? Evet, biliyoruz, dört merhaleydi. Orada ne yapıyordu? Said mi Şaki mi olacağını Allah ne yapıyordu Allah Azze ve Celle? Yazıyordu değil mi? Tescil ediyordu. Yani bir nevi Said mi Şaki mi olur? İnsan doğduktan sonra bunu ne yapar? Kendi eliyle kazanır. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin bunda bir neyi yoktur? Takdiri yoktur. Dahli yoktur meselesi. Aynı zamanda bu Sahih'in hadisinde inkar meselesidir. Sahih'in hadisinde ne? İnkar meselesidir. Yani nereden baksanız bir çıkmazdır. Evet, devam edelim. Onun bu görüşü eski filozofların mezhebidir ki sonraları Basralıların da mezhebi haline gelmiş. Yani nereden almış Muhabbet bu görüşü? Eski filozoflardan, Yunan filozoflarından almış. Yani Aristo'dan, Sokrat'tan, Platon'dan tutun da daha sonraki dönemlerde özellikle kitaplar Yunanca'dan, yine Hintçe'den bir kısmı neye tercüme edilmeye başlayınca Arapça'ya, ki bu Harun Reşit döneminde hız kazanmıştır. Yani ne yapmıştır maalesef Müslüman alimler diyelim, soru işaretiyle birlikte bu tür kitapları okumaya, bu tür kitaplardan çokça ne yapmaya, istifade etmeye başlamışlardır ve hadisler yavaş yavaş önemini kaybetmiştir. Tamamen akıl, tamamen akılcılık, vahyi ihmal eden ne? Husus. Evet, devam edelim. Kula yaratıcılık isnat etmekle onu adeta Allah olmak derecesine yükselten bu batıl görüş son derece ifrat halindedir. Evet, yaratıcılık isnat ederse kula, hangi görüş olursa olsun, onu adeta Allah derecesine yükseltir değil mi? Bu da en batıl görüş olur. Yani görüyorsunuz ifadelerini, çok ney? Keskin ifadeler, güzel ifadeler hakikaten, altına imza atılacak ifadeler. Şimdi burada bir mesele var, bunu bilmekte fayda var.
Şimdi filozoflar diyoruz ama bu filozoflar kimdir? Yani işte Farabi'dir, İbn Sina'dır, işte İbn Miskeveh'tir. Yani başkalarıdır vesaire vesaire. İmam Gazali'nin biliyorsunuz başlardaki itticahını, mezhebini ilk başlarda çok neydi? Akılcıydı değil mi? Akılcı derken özellikle felsefeciydi. Filozoftu. Hatta meşai felsefesini de az çok benimsemişti ama daha sonra geçirmiş olduğu inzivadan sonra felsefeye karşı ne yaptı? Bir tepki duydu ve reddiyeler yazmaya başladı. İşte gerek İlcaul Amamı olsun, İlcamul Avam, gerek El Munkiz Mined Dalal olsun, gerek işte Tahafutül Felasife olsun, işte nedir tercümeleri, işte Avamı Kelam ilminden sakındırma, yine sapıklıktan kurtulma, yine filozofların tutarsızlıkları, bu meyandaki kitaplarıyla ne yaptı? Felsefeye reddiye verdi ki özellikle İbn Sina ve Farabi, ki başta İbn Sina olmak üzere Farabi, daha çok Meşai ekol diyoruz biz bunlara, bunları 3 meseleden dolayı tekfir etti. 3 meseleden dolayı kafir dedi bunlara İmam Gazali. 3 meseleden dolayı, bu çok önemlidir. Evet. Kıdemi alem meselesi meşhurdur bu. Kıdemi alem. Ne demek kıdemi alem? Yani alem kadim. Yani yaratılmamış haşa kella. O kapıya çıkar. Evet. Ezeli. Başka? Allah Azze ve Celle'nin cüz'iyatı bilmediği meselesi. İşte bu. Bu ikincisi. Üçüncüsü de, o da meşhur bu bir şeydir, husustur. Cismani haşrı inkarları. Ruhani haşrı kabul etmişler ama cismani, yani cisimle haşr olunmak yeniden. Vel ba'su ba'del mevt, ki o neydi? Sadece ruhla değil, aynı zamanda neydi? Cisimleydi değil mi? Bedenleydi. Bu üç meseleyi inkarlarından dolayı tekfir etmiştir. Diğer 7 meselede de zındıklıkla itham etmiştir. Yani 10 meseledir bu toplam. Ama üçünü de tekfir etmiştir. Onun için İmam Gazali her ne kadar bazı görüşlerinden dolayı tenkit edilse de felsefedeki duruşuyla ehl-i sünnet için ne olmuştur? Bir kale olmuştur. Onun için bazı felsefe kitaplarında İslam felsefesini duraklatan, durduran, bitiren, yavaşlatan adam olarak geçer. Halbuki onun hasenatından bu. İslam felsefesi dedikleri bu meseleler işte. Seyyiatından değil, o hasenatından onun. Ama bir yanda da vahdet-i vücut fikriyle ne yapmıştır? Evet. Dalalettedir. Değil mi? Sapkın bir görüştür. Ama demek istediğim, yani insanlar hükmederken ne yapıyoruz? İnsafı elden bırakmıyoruz. Yani işte burada onu kastediyor. Yani kastettiği bu. Yani bunlar haşa, yani kula yaratıcılık isnat ederek, Allah'a da cehalet isnat ederek. Yani ne demek bir olay vuku bulmadan Allah bunu bilmez? Olan olayları bilir. Olan olayı ben de biliyorum. Ama Allah, onlar diyorlar ki Allah olan bütün olayları bilir. Sen sadece seninkini bilirsin. Ben yaratmadım elbette. Yaratan o beni, yani. Herkesi yaratan o elbette bilir. Ben yaratmadım elbette bilmem. Yani bu bir özellik, vasıf değil ki. Ben olan olayı bilirim. Ama Ahmet'in başına gelen olayı elbette bilmem. Çünkü Ahmet'i ben yaratmadım ki. Yani yaradan sadece olan olayları bilir. O zaman ne? O zaman ne? Allah'ın ilmi sınırlı mı? Yani insanı yaratışından, ilk insan Adem'den kıyamete kadar düşünelim. Allah Azze ve Celle'nin cahil olduğu o kadar ne var ki? Olay var ki, bu bir insanda bir cehalet değildir. Bir insanda milyonlarca cehalettir. Her olay çıktığında onu öğrenir, bir sonrakini bilmez demektir. Milyonlarcadır bu. İyi de bu da göreceli bir kavram. Ne demek yani? Ne demek? Şöyle bir bakalım bu meseleye, şu sözü bir açıklayalım. Yani ne demek Allah Azze ve Celle olanları bilir, olacakları bilmez?
Ya Allah Azze ve Celle'nin ilmi eğer ezeli ve ebedi ise bu nasıl bir ilimdir ki sadece olanı bilir, olacağı bilmez. Bu nasıl bir ilimdir? Böyle bir ilim olabilir mi? Nasıl bir ilim bu? Hani bu ilmin sonu yoktu? Sonsuzdu bu ilim. Yani Allah Azze ve Celle'nin ilmi gitgelli bir ilim. Sonradan öğreniyor Allah. Haşa kella, bakın. Burada bir problem daha devreye giriyor. O da ne? Sıfatların neyi? Neyi? Ezeliliği meselesi değil mi? Yaratılmamışlığı meselesi. Sıfatlarda teceddüt olmaz. Yenilenme olmaz. Allah reset atmaz. Eğer Allah alimse o onunla birlikte kaim değil mi? Ne zatına doğrudan bitişik ne de ondan ne? Ayrı. Yani Allah Azze ve Celle sonradan öğreniyor demek ki. Olay çıktıktan sonra olayı öğreniyor. E böyle bir ilim vasfı nasıl bir vasıftır? Nasıl bir sıfattır bu? Böyle bir şey olabilir mi? Mesele sadece kaza kader değil. Yani düşünün Allah Azze ve Celle Ahmet'in Esma ile evleneceğini ne zaman? Ahmet Esma'ya nikah kıydıktan sonra biliyor. Ya da Ahmet Esma ile nişanlandıktan sonra biliyor. Bilmiyor aslında. Evlenme ihtimali belirdiğini biliyor. Eğer taraflardan biri nişanı atmamışsa. Bir de atarsa ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani işte o büyük bir problem işte. Nazır'ın dediği gibi alimul gaybi ve şehade ne demek? Hem görünmeyen, bizim için bilinmeyen alemin hem de neyi? Şehadet aleminin neyi? Alimi değil mi? Bileni. Hep söylüyoruz yani şu müşahedat dediğimiz görülen alem ve mesmuat dediğimiz işitilen alem, tabi bu yani nispi bir kavram. Yani görünen alem, işte gözde görüyoruz. Kör için görünen alem yok. Kör bir şey görür mü? Görmez değil mi? Sağ bir şey işitir mi? İşitmez. Yani şimdi bir insan Allah tarafından yaratıldığında gözü sağlam yaratılıyorsa görünen aleme duhul eder. Yani doğması yeterli değil bakın. Yani Allah onu yarattı. Gözleri de maşallah sahih. Görünen aleme duhul etti, girdi, vizeyi aldı. Değil mi? Yine bir insan yaratıldığında eğer işitmesi sahihse, işitiyorsa işitilen aleme ne yaptı? Duhul etti, girdi. Bunda problem var mı? Yok. Ha, demek ki yani burada bir takdir mevzu bahis. Yani Allah Azze ve Celle o adamı kör yaratabilirdi. Sağır da yaratabilirdi değil mi? Ama kör yaratınca bunun mukabilinde pek çok şerri ondan bertaraf etti. Göz zinası yok işte, bak ne güzel. O da bir ney? Faide. Ya da işte ney? Sağır yaratılması. Gıybet zinası ya da işte gıybet neyi? Günahı yok. O da ney? Başka bir faide. Hep söylüyoruz. Hiçbir şer mah değildir yani. Sırf şer değildir. Muhakkak onun içinde ne vardır? Bazı faydalar da vardır. Şimdi buradan şuna çıkıyoruz. Yani niye buraya geldik? Yani insan bile bak ne yaptı? Geldi şu dünyaya, gördü ya da işitti. İşte biz buna işitme alemi, başka görme alemi. İnsan gelmeden bu alem yok muydu? Yani Necmi olarak ben görme yetimi ve işitme yetimi kazanmadan, bak ben bunu kazanıyorum. Ben bunu ne yapıyorum? Kazanıyorum değil mi? Ben bunu kazanıyorum. Yani görülen şeyler yok muydu? İşitilen şeyler yok muydu? Vardı değil mi? Vardı. Ben bunu kazandıktan sonra da yitirebilirim değil mi? Sonradan da kör olabilirim. Sonradan da sağır olabilirim. Burayı anladık. Şimdi buradan mütevelliden. Yani bu alemi yaratan kim? Allah. Alemi yaratan Allah. Bu görülen şeyleri yaratan kim? Allah.
Başka işiten şeyleri yaratan kim? Allah. Eğer Allah arkadaşlar görülen bir şey yaratmasaydı, bende de göz olsaydı ben bir şey görebilir miydim? Ya da işitilen bir şey yaratmasaydı, bende de kulak olsaydı ben bir şey işitebilir miyim? İşitemem değil mi? Şimdi bakın buradan nereye gidiyoruz? Yani Allah Azze ve Celle madem ki bu görülen alemi yarattı, işitilen alemi yarattı. Yani Allah Azze ve Celle görülen alemi yaratmadan, işitilen alemi yaratmadan görmüyor muydu? İşitmiyor muydu? Yani Allah Azze ve Celle görülen alemi yarattıktan sonra, işitilen alemi yarattıktan sonra mı görme yetisine ve işitme yetisine sahip oldu? Sonradan mı kazandı insan gibi bunu? Böyle bir şey olur mu bu? Taaddüdül gudama diyor eskiler buna. Allah'ı çoklaştırmak demektir haşa. Her bir ihtiyaçta Allah kendine bir sıfat halbeder. Böyle bir şey olabilir mi? Bu noksanlıktır, acizliktir bu. Yani kader meselesi de öyle. Kader sadece takdir kelimesiyle özetlenmez. Haberdar olma da kaderin bir parçası. Çünkü sıfatlar birbirine ne? Bağlı. Alim olma da yani bilme de bir parçası kaderin. Semi olma, işitme de bir parçası. Basir olma, görme de bir parçası. Hepsi bir parçası bunlar. Onun için yani hakikaten batıl. Hakikaten çok tehlikeli. Geçen ders de üstünde durduk. Allah takdir eder ama onun takdiri nedir? Kadirdir. Takdir değildir. Yani ne? Karınca kararınca bir ölçüyle bir kıvamla. Ne demek bir ölçüyle bir kıvamla yaratmak ki? Ne demek yani? Bu mu sadece? Bunca rivayeti ne yapacağız? Nereye koyacağız? Dört mezhebiyle ittifak eden ehl-i sünneti nereye koyacağız? Ehl-i sünnet. Neymiş ki ehl-i sünnet? Ehl-i sünnet diye bir şey yok ki. Bunlar içi boş kavramlar. Sonradan ihdas edilmişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiş ki ehl-i sünnet vel cemaatten olun ey Müslümanlar. Allah Kur'an'da Müslüman olmaya davet ediyor. Mümin olmaya davet ediyor. Ehl-i sünnetten olmaya davet etmiyor ki. Gibi. Batıl neler? Sözler. Maalesef tamamen ehl-i sünnet inancını yıkmaya matuf sözlerdir. Yoksa bunun ne maksat olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Ne maksatla söylendiğini gayet iyi biliyoruz. Evet, devam edelim bakalım ne diyor. Bu sebeple çabuk inkıraz bulmuş. Yani yok olmuş, ortadan kalkmış, kırılmış, evet. Ehli kıble Müslümanlar arasında ona salik kimse kalmamıştı. Ona salik, yani ona bağlı, o görüşün yolunda giden. Şimdi Osmanlıca tabirler var ya burada. Şimdi bakın ne güzel işte. Burada şunu görüyoruz. Bu ehli bidat toplulukları baştan çok gibi gözükür ama sonradan küt diye ne yapılır? Terk edilir gider. Devamlı çocuk düşüren kadına benzetin yani. Devamlı çocuk düşüren kadına benzetin bunu. Hep çocukları düşürüyor yani. Ara sıra bir tane geliyor dünyaya ama o da fazla yaşamıyor. Onun gibi. Ama ehli sünnet ilâ yevmil kıyâme değil mi? Kıyamet gününe kadar ayakta duracak, sapasağlam. Onlara muhalefet edenlerin muhalefeti, onları kandırmaya kalkanların kandırma gayretleri, onlara zarar vermek isteyenlerin o zarar verme niyetleri onlara ne yapmayacak? Zarar veremeyecek. Kıyamete kadar onlar başları dik ne yapacak? Devam edecek. Ama bunlar bakın geldiler, geçtiler. Tilke ummetun kat halet. Ama ehl-i sünnet kıyamete kadar devam edecek. Evet, devam edelim. Kadriye mezhebinde olanlar sonraları Allah'ın kaderine inanmaya başlamışsalar da hayrın Allah'tan, şerrin başkasından geldiğine inandıklarından mecusilere benzemekten yine kurtulamamışlar. Bakmışlar ki bu işin çıkarı yok, müşteri de kazanamıyoruz. O halde hayır Allah'tan, şer Allah'tan değil. Hayır Allah'tan, şer Allah'tan değil. Yani en azından eskiden hayrı da Allah'tan bulmuyorlardı. Kulun kendisinden buluyorlardı.
Bari hayır Allah'tan olsun. En azından Allah'a şerri isnat etmeyelim. Hayrı isnat edersek bununla iktifa edelim. Şerri de Allah'ın gayrına ne yapalım? İsnat edelim diyorlar. Ama mecusilere benzemekten yine kurtulamıyorlar. Çünkü mecusiler de iyilik tanrısı ve kötülük tanrısı olmak üzere ki ne yapıyorlar? Ateşi özellikle neyin yerine koyuyorlar? İnsanın ondan vücuda geldiği ne? Ana temel madde. Evet. Mecus dini. Tehlikeli bir din. Devam edelim. Orada açıklayacak zaten. Fil hakika Resulullah. Ne demek fil hakika? Hakikatte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de el kaderiyetu mecusun hazihil ümmetu. El kaderiyetu mecusu. Mecusu hazihil ümmetu. Ümmeti. Ümmeti. Muzafı iley. Evet. İn maridu. İn meridu fela ta'uduhum. Fela ta'uduhum. Ta'uduhum ve in matu fela teşheduhum. Evet. Devam. Kaderiler bu ümmetin mecusileridir. Hastalanırsa onları dolaşmayın. Ölürlerse cenazelerinde bulunmayın. Kaderiler bu ümmetin mecusileridir. Evet. Bu Ebu Davud rivayetidir arkadaşlar. Hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Ölürlerse de cenazelerinde bulunmayın. Evet. Kaderiler bakın. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş merfu bir rivayet. Evet. Kitabı Es-Sünne Ebu Davud'da Babul Kader. Devam edelim. Buyurarak onları mecusilere benzetmiştir. Bu hadisi Ebu Hazım Hazreti İbni Ömer Ebu Hazım Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Evet. Hadisi Ebu Davud Sünen'inde Hakim'le El-Müstedrek'inde tahric etmişlerdir. Hakim eğer Ebu Hazim'in İbni Ömer'den işittiği doğru ise bu hadis şeyhinin şartı üzere sahihtir demektedir. Yani Ebu Hazim'in İbni Ömer'den hadis işitip işitmediği ihtilaflı bir mesele. Eğer diyor hakim sahihse diyor bu hadis muttasıldır. Yani işittiği sabitse diyor bu hadis muttasıldır. Eğer işittiği sabit değilse bu hadis nedir? Munkatıdır. Yani kesiktir senedi. Devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hattabi ne diyor? Hattabi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaderiyeyi mecusilere benzetmesi mezhepleri nur ve karanlık aslında kail olan mecusilerin mezhebine benzediği içindir. Zira mecusiler hayra yaradanın nur, şerre yaradanın da karanlık olduğuna kail değil. Anladık değil mi? Evet. Ama her ikisi de neye dönüyor? Ateşe dönüyor. Ateş var, nur var. Ateş yok, karanlık. Evet. Onun için ateşleri hiç ne yapmaz? Sönmez. Evet. Nur saçsın diye. Devam edelim. Böylelikle onlar iki ilaha taparlar. Kaderinin hali de böyledir. Öyledir. Onlar da hayrı Allah'a, şerri başkasına izafe ederler. Halbuki hayır ve şerrin her ikisini yaratan Allah-u Teala'dır. Evet. İmam Hattabi Malimus Sünen diye Ebu Davud şerhi var. Aslen Türk alimlerden bir tanesidir. Ve yani Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in akidevi hususlarını mudakkık bir şekilde inceleyen alimlerden bir tanesidir. Evet, devam edelim. Cebriye'ye gelince bunlar da tam zıttı işte. Bunlar da aslında kaderiler ama söylediğimiz şekilde mücbire ya da cabire. Evet. Bunlar tamamıyla kaderinin zıttına olarak her şey kaza kadere bağlıdır. Kulun elinde hiçbir şey yoktur. Fiili ihtiyar ve kudreti yaratan Allah'tır. Derler. Kula iradeyi cüz'iye tanımadıkları için onlarca kul kendiliğinden iman etmeye bile kadir değildir. Allah kime iman ettirirse o mümindir, kime iman ettirmezse o kafir olur. Görülüyor ki bunlar da Allah'ı tenzih ederim derken müthiş bir tefride sapıyorlar ve bir yanda ifrat, onlar kaderiye, bir yanda tefrit, cebriye, evet. Ve farkına varmadan ona haşa zalimlik isnat ediyorlar. Öyle ya, kulun hiçbir ihtiyarı yoksa Ebu Cehil, benim ne kabahatim var ya Rabbi, beni sen kafir yarattın, küfrüm de bana değil sana aittir. Çünkü benim elimde hiçbir şey yoktur. Sen nasıl dilersen öyle halk ettin. O halde beni niçin azap ediyorsun? Bu bir zulüm değil midir diye Allah'a itiraz etmez mi? Evet, güzel. Devam.
Hatta abi Cibre'yi kastederek şunları söylemiş. Yine Malim Sünen'den almış. İmam Hatta abi ne diyormuş bakalım. Birçok insanlar kaza ve kaderin manası Allah-u Teala'nın takdir ve kaza buyurduğu hususlara kulunu kahru icbar etmesidir sanırlar. Ne demek kahru icbar? Zorla, kahırla. Mecbur kılması, icbar etmesi, zorunlu tutması, evet. Halbuki mesele onların zannettiği gibi değildir. Kaza ve kader kulun ne amelde bulunacağını Allah-u Teala'nın evvelden bildiğini, bu amellerin onun takdiriyle meydana geldiğini, onların hayır ve şerrini Allah'ın halk ettiğini haber vermekten ibarettir. Evet. Devam. Bugün Cebriye fırkası mevcut değildir. Zaten az bir taifeden ibaret olan Cebriye ehli hakkın karşısında fazla dayanamayarak daha 4. Hicri asırın başında inkılaz bulmuşlardır. Kalkmış ortadan yok olmuş. Evet. Hasılı ehli sünnetin mezhebine göre kaza ve kader haktır. Bunun manası yukarıda da arz ettiğimiz gibi Allah-u Teala'nın mevcudata ezelde takdir ve tahdit buyurması, sınırlandırması, malum zamanda vücuda geleceklerini bilmesi, mevcudatın da hakikaten onun takdir buyurduğu şekil ve zamanda vücut bulmasıdır. Kaza ve kadere dair birçok eserler yazılmıştır. Bunların içerisinde en güzeli Beyhaki'nin eseridir. Fekteneftuhu ene ve sahibi cümlesinin manası ben ve arkadaşım onu etrafını çevirdik, dolayladık demektir. Şimdi hadise ne yapıyor? Kelime kelime geçti. Kaza ve kadere dair birçok eserler yazılmıştır. Bunların içerisinde en güzeli Beyhaki'nin eseridir. İspatül Kader diye bir kitabı var Beyhaki'nin. Onu kastediyor. Evet. Fekteneftuhu ene ve sahibi. Hadisin içinde ne yapıyordu? Geçiyordu. Bakarsanız göreceksiniz. Bakarsanız göreceksiniz. Şimdi kelime kelime ne yapıyor? Açıklıyor. İşte şerhler böyledir. Yeri gelir kelime kelime açıklar. Yeri gelir cümle cümle açıklar. Şu an ne yaptı? Cibril hadisine ne yaptı? Geçti değil mi? Cibril hadisine geçti. Evet. Neydi orada? Dahilen el mescide diyor. Fekteneftuhu ene ve sahibi. Oraya dönerseniz orada cümleyi göreceksiniz. Ne demekmiş o? Ben ve yani arkadaşım, evet. Ben ve arkadaşım onun etrafını çevirdik, dolayladık demektir. Yani etrafını çevirdik hemen. Onu ne yaptık? Aramıza aldık. Bir yerde ben, bir yerde o. Zaten söylüyor. Sağında ve solunda olmak üzere. Ne diyordu? Ahaduna an yeminihi vel ahar an şimalihi. Bir tanemiz sağında, bir tanemiz solunda. Kimdi bunlar? İki kişiydi. Biri Yahya ibn Yamer, ikisiniz. Elhimyeri. Evet. O ikisi. Devam edelim. Araplar kuşun kanatlarına kenafetut tayr derler. Bu cümle büyük bir zatla birlikte yürürken cemaatin terbiyeli davranarak onun önünde değil sağ ve soluna geçerek kendisini dolaylamalı gerektiğine bir tenbihtir. Yani iktinaf kelimesi burada önüne geçmek değil, edeben, teeddüben, ki Araplarda bu örf vardır. Araplardaki bütün örfte ne değildir? Kötü değildir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mevcut olan ahlakı daha da ne yapma? Üst seviyeye çıkarmak için gönderildim dediğine göre demek ki ortada ne var? Ahlaka dair şeyler var. Evet. Ne yapar? Önüne geçmek yerine yanında bulunmak ya da gerisinde bulunmak, ki bu İslam örfündendir. İşte bu iki tabiin de ne yapmıştır? Abdullah İbni Ömer gibi bir sahabeyi ne yapmıştır? Biri sağında, biri solunda bulunmak kaydıyla aralarını almışlardır. Evet. Devam. Arkadaşımın sözü bana havale edeceğini anladım cümlesinden. Fezanentu enne sahibi seyekilül kelame ileyye. Tabi oranın Arapçasını yazmamış. Arkadaşımın sözü bana havale edeceğini anladım. Burada anladım zanentu kelimesinin, evet, başka bir ifadesi zannetmek demek. Yani ben böyle anladım, böyle algıladım diyor. Evet. Devam. Cümlesinden murat itirazdır. Yani sözü benim almam arkadaşımı saymadığım için değil. İtiraz değil. İtizardır. İtizardır. Özürdür. Yani bir özür beyanıdır. Evet. Yani sözü benim almam arkadaşımı saymadığım için değil. Ben daha yaşlı, cesur ve konuşkan olduğum için arkadaşımın konuşmayacağı ve sözü bana bırakacağını anladığımdandır. Anladık mı? Bir daha oku.
başlamış. Yani sözü. Yani sözü benim almam arkadaşımı saymadığım için değil. Yani ben konuşacağım ama bu arkadaşıma kıymet vermediğimden, he, ona itibar etmediğimden, onun İrab'da mahalli olmadığını düşündüğünden değil. Neden? Ben daha yaşlı. Ben daha yaşlı, cesur ve konuşkan olduğum için arkadaşımın konuşmayacağını ve sözü bana bırakacağını anladığımdandır demektir. Evet. Fil hakika hadisin bir rivayetinde, ki bu burada geçmiyor. Li enni kuntu esbatu lisanen. Şimdi kânenin haberi ise bu esbate lisanen değil mi haberi? Evet. Çünkü ifade itibariyle ben ondan daha kuvvetliydim denilmiştir. Yani dil olarak, ifade olarak ondan daha kuvvetliydim. Evet. Yetegafferuna kelimesi yetefakkaruna şeklinde de rivayet olunmuştur. Evet. Bilin... Ya bu nerede geçiyordu? Bu da nerede geçiyordu arkadaşlar? Hadiste değil mi? İnnehu gazzahara kıbelena nasun yakraunel Kur'an ve yetefakkarunel ilm. Değil mi? He. Devam et. Birinci şekil daha meşhurdur. Yani yetekafferun. Evet. Ve araştırıp soruşturmak manasına gelir. Evet. İkinci rivayete göre manası müphem ve muğlak bir şeyi inceden inceye araştırmak, onu meydana çıkarmaktır. Bu kelimeyi Müslüm'den başka hadis imamları yetefekkarune şeklinde rivayet etmişlerdir. Bu da araştırmak manasına gelir. Ebu Yala el-Mevsili'nin rivayetinde yetefekkehune. Yani yetefakkahune tefakkuh etmek değil mi? Fıkıhçılık. Anlamak, tefakkuh etmek. Evet. Ve anlamak manasını ifade eder. Kadiyyas aynı kelimenin yakaruna rivayetini de gördüğünü ve bunu dibini araştırmak, yani muğlak tarafını derinden derine araştırmak diye tefsir ettiklerini söyler. Bakın burada garibul hadis ilmi var. Ne demek garibul hadis? Hadiste geçen garip kelimeleri ne yapmak? Açıklamak. Görüyor musunuz? Şerhlerin faydasını. Yani buradan biz yetekafferune, yetefakkarune şeklinde ne yapıyoruz? Her iki şekilde geldiğinde öğreniyoruz. Müslim'in yetekafferune rivayetine karşın diğer alimlerin yetefakkarune şeklinde rivayet ettiğini, yine Ebu Yala el-Mevsili'nin rivayetinde de yetefakkahune şeklinde geçtiğini, Kadıyyaz'ında aynı rivayeti yakarune şeklinde gördüğünü ifade ediyor. Burada ne var? Dört tane ne var? Ayrı ifade var. Bunlar birer ilim. Yani şarih, Allah kendisine rahmet eylesin, bunları toparlamış, almış bizim önümüze, ne yapmış? Koymuş değil mi? Evet. Evet. Veskur min şe'nihim. Yani ve zekere min şe'nihim. Hadisle birlikte gidiyoruz. Onların durumlarını anlattı diyordu ya. Evet, hallerini anlattı cümlesi, evet. Onların hallerini anlattı cümlesi Yahya bin Mamer'in sözü değildir. Bu söz ravilerden birinin ve galiba Yahya'dan rivayet eden İbni Bureyde'nin olacaktır. Yani bu doğrudan Yahya bin Mamer'in değil de ondan rivayet eden İbni Bureyde'nindir. Evet. İbni Bureyde bununla Yahya'nın sözünü nakletmiştir. Evet. İnnel kadere en la kader. En mi? Enna kadere ve ennel emre unufun. Evet. Enna kadere ve ennel emre unufun. Ne demek? Allah'ın ilmi ve kaderi olmaksızın yeni yeni meydana gelen demektir ki kaderinin bazı... Yani enna kader, kader yoktur. Ne diyormuş Mabed el-Cüheni? Kader yoktur ve ennel emre unuf. Ve işler sonradan ortaya çıkmıştır. Evet. Kaderinin batıl inançlarına göre Allah onun mevcudiyetini haşa vukuundan sorulur. Tiyatro seyircisi örneğini hiç unutmayın. Senaryoyu bilmeyen tiyatro seyircisi. Evet. Bu kavil yukarıda da görüldüğü vecihle kaderinin pek ziyade ileri giden bir kısmının saçma ve iftiralarındandır. Evet. Saçmalıklarından, iftiralarından. Öyle. Devam edelim. İbn Ömer radıyallahu anh'ın yeminini kinaye yoluyla etmesi İsmullah'ı tazim içindir. Yani kinaye yoluyla vellezî yahlifu bihi Abdullah İbni Ömer, yani vallahi demiyor. Ne diyor Abdullah İbni Ömer? Önce
bu işin sonu peşinden işte kader yoktur, işler peşi sıra çıkar. Ne diyordu? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a, فَاِذَا لَقِيْتَ اُلَٰئِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنِّي بَرِئٌ مِّنْهُمْ. Eğer onlarla karşılaşırsan onlara haber ver, onlardan ben neyim? Beriyim değil mi? Ve ennehum bura'u minni. Onlar da benden beridirler. Vellezî yahlifu bihi Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer'in kendisiyle yemin ettiği. Abdullah İbni Ömer'in kendisiyle yemin ettiği. Yani şunu da diyebilirdi. Vallahi de diyebilirdi. Billahi de diyebilirdi. Tallahi de diyebilirdi. Ama burada bakın. Abdullah İbni Ömer'in kendisiyle yemin ettiği. O Allah ki. Burada kinaye vardır diyor. Bir daha oku şimdi. Tabi cümleleri vermediği için muhakkak asla döneceğiz arkadaşlar. Bakacağız. Niye okuyun da gelin diyorum. Neden? Bunları teker teker yazmıyor. Bir daha okuyalım orayı. Allah'ın ilmi ve kaderi olmaksızın yeni yeni meydana gelen demektir ki kaderinin batı inançlarına göre Allah onun mevcudiyetini haşa vukuundan sonra öğrenir. Bu kavil yukarıda görüldüğü vecihle kaderinin pek ziyade ileri gelen bir kısmının saçmama iftiralarındandır. Şimdi nereye geçtin sen? İşte geçtim. Sen nereye geçtin? İbn Ömer radıyallahu anh'ın yeminini kinaye yolu ile etmesi İsmullah'ı tazim içindir. Çünkü vallahi diyerek yemin etse ihtimal bu şekilde yemin adet olur kalır. Buna kendisi sebebiyet vermiş olur. Yani gördük. Yani yemin edilecek bir durum değil. Böyle yemin etme adetini de çokça ne yapmıyor? Evet. Kullanmıyor yani. Bu bizde maalesef yemin etme çok münteşir. Bütün arazlarda yemin. Hayır. Yani burada yani eddalu ala şerrin kefailihi. Şerre delalet eden faili gibidir. Şekne bir geriye kötü sünnet bırakmaktan ne yapıyor? Çekiniyor ondan dolayı. Devam edelim. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridirler. Tabii bu cümle biraz daha önce geçiyordu değil mi? Bu cümle biraz daha önce geçiyordu. Ben onlardan beriyim. Onlar da benden beridirler. Evet ne diyor? Diye konuşması. Diye konuşması kaderilerin küfrüne kail olduğuna delildir. Kadiyyaz bu sözün kaderi inkar eden eski kaderi hakkında söylendiğine kaildir. O böyleler için hilafsız kafirdirler diyor. Şimdi dedik ya işte kaderiler kafir midir değil midir meselesi. En başta ne demişti Allah rahmet eylesin kendisine şari? Yani doğrudan küfürlerine ne yapılmaz? Hükmedilmez. İşin içinde ne var? Tevil var değil mi? Ama Abdullah İbni Ömer'in bu sözü de diyor doğrudan onların küfrüne kail olduğuna delildir diyor. Kadıyaz da diyor ki Kadıyaz'ın şeyi var biliyorsunuz. Mu'lim diye şerhi var. Neye? İmam Müslim'in sahihini almıştık onu hatırlarsanız. Orada diyor ki Kadı İyaz burada evet İbni Ömer onları kafir görmüştür. Bu da hilafsızdır. Ama onlar kimdirler? Eski kaderiye yani işte Mabedel Cüheni ve taifesi o dönemde çıkanlar. Şimdi ulemadan bazıları diyerek bu meselede bir ne yapıyor bize? İhtilaf olduğunda naklediyor burada. Evet devam edelim. Ulemadan bazıları İbni Ömer radıyallahu anh'ın bu sözüyle dinden çıkaran tekfiri kastetmemiş olabilir diyorlar. Evet. Bu takdirde onların küfrana nimet ettiklerini ifade etmiş olursa da Uhud Dağı kadar altın infak etseler yine kabul olunmayacağını söylemesi bazı ulemaya göre yine küfürlerine hükmedildiğine delalet eder. Ben size dersin başında ne demiştim başlarken? İnsaflı bir insan. Yani ne o nas'ı ne yapabiliyor bir tarafa atabiliyor ne de o nas'ı bir tarafa atabiliyor. Ne o alimin görüşünü bir tarafa atabiliyor ne de onu. Yeter ki o alimler hangi itikattan olsun? Ehl-i sünnet vel cemaat itikadından olsun. Şimdi diyor ki bazı alimler ben onlardan beriyim onlar da benden beridirler cümlesiyle yani onların küfürlerinden maksat küfran-ı nime yani nimet küfür ki biz küfür dune küfür diyoruz buna değil mi? Nimet küfrü bakın ecdat nimet küfrü demiyormuş arkadaşlar. Küfran-ı nimet altını çiz. Demek ki namaz meselesinde de bu var. Küfran-ı nimet midir acaba namazı terk edenin kafir olduğunu gösteren rivayetler? Yine Allah'ın hükmettiğiyle hükmetmeyenlerin kafir olduğunu gösteren o ayetler doğrudan küfür müdür yoksa küfranı nimet midir? Bazıları küfranı nimettir demişler ama diyor
hadisin sonrasındaki ifade yani bunun küfrani nimet olma ihtimalini ne yapıyor? Zayıflatıyor. Neden zayıflatıyor? Uhud dağı kadar infak etseler bile Allah onlardan onu ne yapmaz? Kabul etmez. Yani lev enne li ahadihim misle Uhud'in zeheben fe enfakahu. Eğer onlardan bir tanesinin Uhud dağı kadar altını olsaydı, onlar da onu infak etseydiler, kimi kastediyor? En la kader ve ennel emra unufun diyenleri. Kader yoktur. İşler sonradan olur, ortaya çıkar, Allah da ondan sonra bilir. İşte onların diyor Uhud dağı kadar altın olsa infak etseler ma kabilallahu minhu hatta yu'mine bil kader. Kadere iman edinceye kadar gerçek anlamda Allah onlardan o infakı ne yapmaz? Kabul etmez. Cümlesi de diyor bu küfranı nimet görüşünü ne yapıyor? Zayıflatıyor. Devam edelim. Çünkü amellerin hükümsüz kalması ancak küfür sebebiyle olur. Allah kimin amelini büsbütün batıl kılar? Ortadan kaldırır. Saymaz. Evet, devam edelim. Şu var ki amelin had bizatında sayı olmakla beraber günah sebebiyle kabul edilmemesi Müslümanlar hakkında da variktir. Yani yalnız şu var ki diyor amelin bizzat yani haddi zatında sayı olmakla beraber günah sebebiyle kabul edilmemesi Müslümanlar hakkında da variktir. Mesela. Nitekim. Yani neymiş, örnek veriyor. Nitekim gasp edilen bir yerde kılınan namaz her ne kadar sahih ise de mekruh olduğu için makbul değildir. Hiçbir sevabı yoktur. Yani adam gasp etmiş herifin evini. Gelmiş orada namaz vakti girmiş. Namazını kılmış. Herifin arabasını gasp etmiş. İçinde namaz kılmış. Devletin trenini gasp etmiş, içinde namaz kılmış. Gemiyi gasp etmiş, içinde namaz kılmış. Değil mi? Bu bir örnek. Daha bariz bir örnek verebiliriz aslında biz. Nedir o? Meşhur hadis değil mi? Adam elini açıyor ama duası ne yapmıyor? Kabul olmuyor. Neden? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Yani sadece dua kabul edilmemesi kafire has bir durum değil. Yani dua da en büyük ibadet değil mi? İbadetin ta kendisi değil mi? Demek ki bu da olabilir, bu da olabilir. Yani burada ne var? Acaba burada onlardan nefyettiği İbn Ömer'in imanın vücudu mu? Yoksa imanın kemali mi? Yani bu meseleler ince meseleler arkadaşlar. Adamlar şimdi çıkıyorlar tak diye ne yapıyor? Hükmediyor hemen tak. Biri evliya-i kiramdan sayıyor. Öbürkü de Firavun, Haman işte nedir? Nemrut sülalesindendir diyor. Öyle kolay değil. Yani cem. İki mütearız nas varsa mümkünse cem edeceğiz. Mümkünse cem edeceğiz. Cem aralarını bulacağız. O mümkün değilse nasih mensuh yoluna gideceğiz. Hangisi acaba sonradan söylenmiştir? Hangisi hangisinin hükmünü kaldırmıştır? Onu da bilemiyorsak en son tercih yapacağız. Ama şimdi tercih yapma hastalığı var hemen. Cem etme, nesl meselesine başvurma, tercih meselesi. Hep söylüyoruz. İhmalun nususi hayrun min ihmaliha. Nasları ihmal etmek, işletmek, çalıştırmak ihmal etmekten daha nedir? Hayırlıdır. Bunu da unutmayacağız. Kaide bu. Onun için kolay değil yani. Devam edelim. Hazreti İbn Ömer'in sözündeki infaktan murat hak yolunda ibadet için edinilen tasadduktur. Hadisin bir rivayetinde bu cihet tasdik edilmiştir. Yani burada infaktan kasıt. Yani hak yolundaki infak. Yoksa bir gemi kadınla zina uğruna yapılan infak değil yani. Şimdi buradan şuna meseleyi çıkartıyor. Yani böyle hak yolundaki infakı Allah kabul etmeyebilir. Çünkü niye? Günahları nedir? Çok büyüktür. Ona çıkarıyor. Evet. Burada bitirdi. Peki hocam neticeye vardı mı? Neticeye doğrudan varmadı. Ama cümlelere, sıbak ve siyakına baktığımızda sanki burada kastedilen küfrün ne küfrü olmadığı, dinden çıkaran doğrudan küfür olmadığı, daha çok küfranın nimi olduğu şeklinde
bir inancı ne yapıyoruz? Taşıdığını anlıyoruz. Şarihin. Peki bana göre nedir? Bana göre de aynısıdır. Doğrudan ilhat anlamında, dinsizlik anlamında, anladığımız anlamdaki kafir anlamında olmayan ne? Küfranı nimet, yani kufurduğune kufurdur. Ta ki mesele nasları inkara varmazsa, yani evet ben böyle söylüyorum, nedeni de şuradaki ayettir. Nedeni de şuradaki hadistir. E peki bu ayet ve bu hadisi ne yapacaksın? Bu ayet ve bu hadisi ben bu ayet ve bu hadise göre anlıyorum. Derse şeriatın sopasından kurtuldu. Ama yok. Ben o ayet ve hadisi kabul etmiyorum. Yani işte neymiş canım, yani işte Buhari'deki, Müslim'deki Cibril hadisi de, Kütüb-i Sitte'deki, yani bunu birileri ne yapmış? Sokmuş özellikle bu kaderden bahseden bölümünün şeklindeyse o farklı bir olay. Buna dikkat edeceğiz. Aynı şey isim sıfat tevhidinde de mevcut değil mi? Adam Allah istiva eder ama diyor istivadan maksat istiladır. Şimdi istiva yoktur dese kafir olur. Kur'an'dan lafzı ne yapmıştır? İnkar etmiştir değil mi? Kur'an'dan değil lafzı bir harfi inkar etsen kafir olursun. İcma. Ama diyor istivadan maksat ne değildir? İstiva değil istiladır. Ona kafir demiyoruz bak. Niye böyle yapıyor? Hadisleri de inkar etmiyor. Diyor ki çünkü diyor eğer diyor istivadan maksat istiva olursa bu eksikliktir. Niye? Mahlukata benzeme vardır. Bundan dolayı paçayı yırtıyor. Tevil ediyor. Burada da ben kaderi kabul ediyorum ama kaderden anladığım o kader değil benim, bu kader. Ama Allah'ın ilmini inkara götürüyor. İstiva sıfatında inkara götürüyor bir şey. Nüzul sıfatında inkara götürüyor. Fark eden bir şey yok. Anlatabildik değil mi? Onun için dikkat etmek lazım. Ama şimdi bunu yapanlar zaten sünneti hüccet kabul etmiyorlar. Yani delil. Hep söylüyoruz. Sünnet düşmanlığı iki şekildedir. Bir, sünnetin hücciyetini inkar etmek. Yani delil oluşunu inkar etmek. Eğer mütevatir inkar ediyorsa kafirdir zaten. İttifakla. Ahad hadisi inkar ediyorsa, yani mütevatir hadisin delil olduğunu inkar ediyorsa ittifakla kafirdir. İttifak var. Ama ahad hadisin delil olduğunu inkar ediyorsa ihtilaf var. İki, ben ne demek canım? Hadisleri kabul ederim ama nereden bileceğim ki o hadisler bana ne geldi? Sahih yoldan geldi. Yani ben sünnetin hücciyetini, delil oluşunu değil, vurudiyetini inkar ediyorum. Yani bana geliş şeklindeki neyini, sıhhatini inkar ediyorum derse ittifakla o adam kafir olmaz. Ona da dikkat edeceğiz. Şimdi karıştırmamak lazım. Şimdi bazı kardeşlerimiz bu iki meseleyi birbirine karıştırıyor. Anladık değil mi? Bu iki meseleyi birbirine karıştırmayacağız. Sünnetin hüccet oluşu farklıdır, vurudiyetindeki şüphe farklıdır. Bazen nispi kavramlar olabilir. Birini sahih dediğin diğerine görebilir, zayıf görebilir. Buna binaen bunu söylemiştir. Onda olduğu gibi. Evet. Şimdi ne yapıyor? Hadisi gene kelime kelime açıklamaya devam ediyor. Diyor ki, gal, beynema nahnu inde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zate yevmin diyen Hazreti Ömer. Biz diyor bir gün diyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanındaydık. İz tala aleyna raculun şedidu beyazı siyap. Değil mi? İşte burada belli yerleri almamış. Belli şeyleri almış. Açıklamaya ihtiyaç duyan yerler. Elbisenin beyazlığı, giymiş olduğu elbisesinin beyazlığı çok ne olan? Zahir olan bir adam çıkıverdi karşımıza. Şedidu sevadi şari. Saçı da simsiyah değil mi? Şimdi orayı almamış. Çünkü belli. Biz diyor bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzurundaydık. Bir adam çıkıverdi, geldi, girdi huzuruna. Nasıl bir adam bu?
Üstünde beyaz bir elbise var ama bembeyaz. Saçları da simsiyah. Sonra la yura aleyhi eferus sefer. Üzerinde herhangi bir eser, seferilik alameti. Ne değil? Mevcut değil. Bakalım nasıl açıklamış? La yura aleyhi eserus seferi cümlesini hadis hafızlarından Ebu Hazim ile Ebu Yala el-Mevsili la nara aleyhi eserus seferi şeklinde... Orada meful olur. La nara aleyhi eferes sefer. Orada meful oldu değil mi? Heh. Şeklinde rivayet etmişlerdir. Yani bu cümlenin manası ne oluyor o zaman? Üzerinden yolculuk eseri görmüyorduk demek olduğundan her iki rivayette de sahihtir. Her iki rivayet de sahihtir. Heh. Üzerinde herhangi bir yolculuk eseri görünmüyordu, biz görmedik. Fark eden bir şey var mı? Yok. Heh. Böyle de rivayet edilmiş diyor. Bak bu ihtilaful elfaz bize fayda sağlıyor. Bizzat diyor ki İbn Ömer biz görmedik diyor. Başkaları görebilir belki de. Allahu alem. Oradan o çıkar mı çıkmaz mı? Sonra ve la yarifuhu minna ahadun. Bak burada almamış onu. Hiç kimse de bizden onu ne yapmıyor? Bilmiyor, tanımıyor. Bir adam işte. Hatta celese ile nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Ta ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldi, oturdu, çöktü. Fe esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi. Burada da problem yok. Ne yaptı? İki dizini Peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerine dayadı. Ona doğru uzatıp bitiştirdi, yanaştırdı. Ama ve vada keffeyhi ala fakhizeyhi. İki avucunu Peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerinin üzerine mi koydu? Yoksa adam kendi dizlerinin üzerine mi koydu? Şimdi onu burada ne yapacak bize? Açıklayacak. Evet. Ellerini uylukları üzerine koydu cümlesindeki zamir Nevevi'ye göre gelen zata aittir. Yani adam kendi ellerini kendi uylukları üzerine koydu. Evet. Yani o zat bir talebe gibi diz çökerek oturmuş ve kendi ve ellerini kendi uylukları üzerine koymuştur. Yani dayadı dizini Peygamber Efendimiz'e doğru uzattı ama ellerinde aynen bir talebenin şeyhinin, hocasının huzurunda oturduğu gibi ellerini nereye koyarak? Dizlerin üzerine, uyluklar üzerine koyarak oturması şeklinde oturdu. Evet. Fakat Buhari şarihlerinden Bedrüddin Ayni bunu doğru bulmuyor ve zamirin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu söylüyor. Ki yani ben de şahsen o kanaati taşıyorum. Delil olarak da hadisin Süleyman-ı Temimi rivayetinde sonra ellerini peygamberin dizlerinin üzerine koydu denilmiş olmasını gösteriyor. Evet, çünkü niye? Yani İmam Nevevi her ne kadar buradaki zamiri adama irca ettiriyor, döndürüyorsa da hadisi Süleyman-ı Temimi rivayetinde açık bir ifade var. Sonra ellerini Peygamber aleyhissalatü vesselamın dizlerinin üzerine koydu. Hatırlarsanız Buhari'yi burada alırken Kitab-ı Tevhid'i bu meseleyi de ne yapmıştık? Açıklamıştık. Orada rivayet mufassal. Ne demek mufassal? Açık. Mücmel değil. Kapalı değil. Devam edelim. Fil hakika hadis ulemasından Belavi ile İsmail et-Teymi kesinlikle buna kayıl olmuşlar. Tıbbi dahi bunu tercih etmiştir. Yani o ellerini koyduğu peygamberin dizdedir diyenler kimdir işte? Aynının dışında Begavi, İmam Begavi, Şerh-i Sünnesi var. İsmail et-Teymi yine Tıbbi meşhur Buhari şarihlerinden o da bunu ne yapmış? Tercih etmiş. Aynı diyor ki Nevevi'nin Süleyman rivayetini görmediği anlaşılıyor. Yani Süleyman et-Temimi rivayetini görmediği anlaşılıyor diyor İmam Nevevi'nin. Çünkü Nevevi Ayni'den önce yaşamıştır. Devam edelim. Bundan dolayı araştırma neticesinde o kavli tercih etmiş olacak. Yani kendi araştırma neticesinde o kavli tercih etmiş. Evet. Nevevi et-Tenbih nam eserde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen zat için talebenin hocası karşısında oturduğu gibi oturdu. Delilmesine bakarak zamiri gelen zata vermiştir. Yani et-Tenbih adlı eserinde ne yapmış? Zamiri adama döndürmüş. Evet. Zira edep terbiye bunu iktiza eder. Ne demiş? Çünkü edep ve terbiye yani madem peygamber aleyhissalatü vesselam ama işte yani hadisin sıbak ve siyakına baktığında adam peygamberi bile tasdik ediyor. Yani çok da edepli olduğunu söylemek
Mümkün değil, değil mi? Çünkü Hazreti Ömer bile şaşırmış. Hem soruyor hem de tasdik ediyor. Değil mi? Evet. Devam edelim. Lakin Süleyman'ın rivayetine göre Cibril kim olduğunu mübalağalı bir şekilde gizlemek ve oradakilere kendisini %100 kaba saba bir çöl arabı olduğu zannına vermek için bunu bir iltizam yapmıştır. Ya. Süleyman et-Teymi rivayetinde de Cibril kendisini gizlemek istiyor. Onun içinde bir bedevi nasıl olur? Kaba olur, değil mi? Öt diye girer, dalar. Soruyu sorar. Peşinden de tasdik eder. Ondan önce de elinde ne yapar? Onun dizine koyar. Yani bir iltizam. Mecburiyet hissettiriyor bu konuda. Evet. Devam. Zaten cemaatin üzerinden adımlayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına varması da bundandır. Cemaatin üzerinden adımlıyorsun. Kaldı ki hep söylüyoruz, Hazreti Ömer de fırsat kovuluyor, değil mi? Yani yerinde duramıyor yani. Onun o şeklini, o neyini, uslubunu görünce Hazreti Ömer de fırsat kovuluyor. Bunun üzerine doğrudan soru kime? Hazreti Ömer'e, Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ona soruyor, sen gelenin kim olduğunu biliyor musun? Yani şimdi bak, o kadar insan var, değil mi? Sakinleşmek. Sen tamam yerinde duramıyorsun ama gelenin kim olduğunu biliyor musun? Evet. Devam edelim. Cibril'in ya Muhammed diye hitap etmesi de kendisini kaba göstererek bildirmemek içindir. Gördün mü? Ya Muhammed diyor yani. Böyle ya Muhammed demek kolay mı ya? Ya Muhammed. Hazreti Ömer. Bırak ya Muhammed. Allah Resulüne nefsini feda edip de, canını feda edip de sırf yüksek sesle konuştukları için insanları tımarladığını biliyoruz yani. Evet. Bu hadisi az çok lafız değişiklikleriyle muhtelif ravilerden bütün kütüb-i sitte sahipleri, yani Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace tahric ettikleri... Orada durun. Bütün kütüb-i sitte sahipleri. Kütüb-i sitteyi öğrenmiştik, değil mi? Bak hepsi sayardı. Şimdi bu adam biri çıkacak diyecek ki ya bu kader bölümü buraya ne yapılmıştır? Sokuşturulmuştur. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace bitti mi bitmedi? Devam et. Ebu Avane, İmam Ahmet bin Hanbel, Bezzar, Taberani ve İbn Huzeyme gibi nice hadis imamları da rivayet ve tahric eylemişlerdir. Yani ne demek istiyor? Çok sayı bir rivayet bu. Yani kütüb-i sitte dışında Darimi'de de mevcut. Yani hemen hemen her kaynakta ne? Mevcut, meşhur Cibril hadisi. Yani muharrişler bu hadis geçtiği zaman dipnotuna meşhur Cibril hadisi derler. Yeri geldiğinde herhangi bir ne yapmazlar? Tahriş notu da düşmezler. Niye? Ne demek meşhur Cibril hadisi? Herkes yani hepsinde var. Bilmeyen yok ki. Ama bilmeyenler de var demek ki. Evet. Rivayetlerin mecmunundan da anlaşılıyor ki Cibril aleyhisselam o gün kendisini tanıtmak istememiştir. Hatta Süleyman-ı Teymi'nin rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cibril'i oradan ayrılmadan tanıyamadığını ve o ana kadar onu hiçbir zaman bu kadar yadırgamadığını yeminle beyan etmiştir. Yani o rivayette peygamber de tanımamış ilk geldiğinde. Ta ki ne zaman ayrılmış, o zaman tanımış. Ve bunu da yeminle ifade etmiş. Evet, devam edelim. Hadis-i şerifteki namaz, zekat, oruç ve hacdan murat mezkur ibadetlerin farz olanlarıdır. Şimdi ne yaptı? İslam'la alakalı bölümüne geçti. Çünkü kitabımız ne? Kitabul iman. Onu böyle bir paragrafta bize özetleyecek ama ondan sonra iman bölümüyle alakalı ne? Lafızlara geçecek. Hadisin neydi devamında? Ve gale ya Muhammed, ey Muhammed, ahbirna lil İslam. İslam'dan bana haber ver. Ve gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tukimes salah ve tu'tiyez zekat ve tesume Ramazan ve dehuccel beyt in istata'te ileyhi sebi'yle. Nedir? Allah'ın neyine? Varlığına, birliğine şahitlik etmen. Yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun Resulü olduğuna şahitlik etmen. Namazı dosdoğru kılman. Zekatı vermen. Ramazan orucunu tutman. Eğer gitmeye güç yetirebilirsen, yol bulabilirsen, Allah'ın evini ne yapman? Hac etmen. Burada da şimdi onu kısa bir cümleyle bize ifade ediyor. Evet, neymiş bir daha oku orayı?
Hadis-i şerifteki namaz, zekat, oruç ve hacdan murat mezkur ibadetlerin farz olanlarıdır. Nitekim Müslüman... Ha, yani ne demek? Nafilelerini kastetmiyor. Sünnetlerini kastetmiyor. Değil mi? Ha, yani namaz, beş vakit namaz. Cuma namazı, onları kastediyor. Anladık değil mi? Ha, sünnetlerini kastetmiyor. Revatipleri kastetmiyor. Nafileleri kastetmiyor. Ha. E zekat da zekat, sadaka değil. Oruç da Ramazan orucu. Diğer oruçları kastetmiyor. İslam bu. Ha, İslam o ama. 60-70 küsürlük imanın şubesi yükselecek. En yüksek la ilahe illallah olacak. İşte o zaman 5 vakit farzın dışındaki namazlar da giriyor. Değil mi? Ha, Ramazan orucunun dışındaki oruçlar da giriyor. Zekatın dışındaki sadakalar, infak da giriyor. Evet, devam edelim. Nitekim Müslüm'ün bir rivayetinde farz namaz diye tasrih edilmiştir. Yani Müslüm'ün diğer bir rivayetinde farz olan namazları kılman. Evet. Nafile ibadetler de İslam'ın birer vazifeseler de İslam'ın şartlarından değildir. Ya olmazsa olmaz değil, değil mi? Olmazsa olmaz değil. Yani namaz meselesi, farzlar ne yapılır? Hesaba çekilir. Yetmedi, eksik var. Üzeri neyle tamamlanır? Nafilelerle, değil mi? Orada faydası var. O zaman faydalı ya. Bir adam var mı farzını kaçırmayan? Yani sahibi tertip adam azdır herhalde. Vardır. Yok değil de azdır. Hele yani 20. asırda çok da kolay değil. Heh. Yani oradan alınır, oraya konur. Onun için o da önemli. Yani selef için çok önemli değil belki. Farzları kamil ama farzlarında eksik olan insan için nafile çok önemli. Evet. Şimdi ne yapıyor? Heh. Bu hususu burada bitiriyor. Ondan sonra geliyor Kitab-ül İman'la alakalı bölüm. Değil mi? Heh. Nedir? Adam daha sonra gâle sadak de diyor. Değil mi? Doğru söyledin diyor. Gâle fe acibnâ lehu. Hazreti Ömer diyor ki ya garibimize gitti bu durum. Hayrete düştük yani. Niye? Yes'eluhu ve yusaddikuhu. Hem soruyu soruyor hem de tasdik ediyor. Ne dedi ondan sonra? Gâle dedi ki adam fe ahbirni anil iman. İmandan bana haber ver. Gâle en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Nedir? İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayriyle, şerriyle, kadere iman etmen, inanmandır. Gâle sadak. Yine ne yaptı adam? Tasdik etti. Doğru söyledin dedi. Heh. Şimdi burada ne yapıyor inşallah şarih bize? El imanu, evet. El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri. Evet. İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmandır. Bahsimizin başında uzun uzadıya izaha çalıştığımız iman, bir tanesini bile istisna etmeden birçok şeylerin mecmuuna inanmakla tahakkuk ettiğinden kolaylık olmak üzere hadisin bu cümlesinde inanılması gereken şeyler nevi itibariyle hulasa edilmiş. Yani ne diyor? Yoksa Kur'an'ın hepsine inanacağız biz. Ma beyne defeteyn. El Kur'an değil mi? İki kapak arası. Hepsine inanacağız. İstisnasız. Yani ayetine inanacağız. En büyüğünden küçüğüne gidelim. Suresine inanacağız. Değil mi? Ayetine ne yapacağız? İnanacağız. Başka? Kelimesine inanacağız. Başka? Harfine inanacağız. Ama neden burada? Ha, bu altı rükün zikredilmiş. Neden? Nevi itibarıyla hulasa edilmiş, özetlenmiş. Yani bunlar hepsini ne yapıyor? Kapsıyor, içeriyor. Hepsini. Hepsini içeriyor, hepsini kapsıyor. Çok önemli bu. Olmazsa olmaz. Bunlardan bir tanesine inanmamak olmaz. E şimdi peygamberlerine inandı, Muhammed'e inanmadı. Olur mu? Olmaz. Peygamberlerine inandı, İsa'ya inanmadı. Olur mu? Olmaz. Mesela bak, bir örnek. Muhakkak ki Peygamber aleyhissalatü vesselamımıza ne yapacak? İnanacak. İsa'ya da inanacak. Evet. Devam edelim.
Lisanımızda sıfat-ı iman namıyla şöhret bulan bu altı nevi şunlardır. Evet. Lisanımızda evet sıfat-ı iman, yani iman sıfatları namıyla şöhret olan bu altı nevi şunlar. Neymiş onlar? Bir, Allah-u Teala'ya iman farzdır. Yani Allah-u Teala'ya iman farz. Allah-u Teala'ya iman edeceksin. Farz. Ne demek Allah-u Teala'ya iman? Bizim tabirimizle rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına iman. Rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına iman. Ama şimdi Maturidilerdeki meşhur tasnifi alacak, bize zikredecek. Evet. Neymiş? Bu iman Allah'ın varlığını ve hakkında gerek vacip, gerek mümteni, yani imkansız, gerekçe caiz olan bütün sıfatları bilerek tasdik etmekle hasıl. Aslında şu cümle bile yeterdi. Bu iman, yani Allah'a iman neymiş o? Allah'ın varlığını kabul etmek, ona inanmak. Vardır, var. Başka? Ve hakkında, Allah hakkında gerek vacip, illa da olması gereken, gerek mümteni, yine olmaması gereken, imkansız olan, gerekse caiz olan bütün sıfatları kabul ile tasdik. Ne demek? Yani Allah'ın varlığına iman edeceksin. Başka? Allah hakkında vacip olan, inanılması gereken, ispat ettiği bütün sıfatları da alacaksın. İspat ettiği. İsim, sıfat, fiil. Başka? Mümteni gördüğü, olmaz gördüğü bütün sıfatları da ondan nefy edeceksin. Başka? Olması mümkün olan caiz, yani ne demek? Kur'an ve sünnette ismi geçmiyor ama Allah hakkında haber veriyorsun. Mesela sultandır diyorsun. Vacidül vücuttur diyorsun. Kadimdir diyorsun. He. Kur'an ve sünnete geçmiyor ama aklen bunlar ne? Mümkün. Neler? Sıfatlardır. Onları da kabul etmendir diyor. Evet. Devam edelim. Allah-u Teala'nın sıfatları 14'tür. Kelam ulemasından bazıları bu sıfatları bir selbiye ve iki subuti olmak üzere ikiye ayırırlar. Yani Allah'ın sıfatları 14'tür. Allah'ın sıfatları sayısız. Fiilleri sayısız. Sıfatları da Kur'an ve sünnette bildirilenler, isimlere gelince bildiğimiz 99. Şimdi ne demek bu? 99 ismi Eş'ariler de kabul ediyor, Maturidiler de. Eş'arilerin ve Maturidilerin bu isimlerle alakalı şerh kitapları var. Nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle'nin sıfatları nedir? 14. Halbuki biz biliyoruz ki her isim aynı zamanda neyi içerir? Bir sıfat. Hatta bazen sıfatlar aynı sıfat, iki sıfat, aynı isim iki sıfatı ne yapabilir? İçerebilir. Örnek olan var mı? Bilen var mı örnek? Hakim. Hem hikmet hem de hüküm, değil mi? E şimdi 99 isim varsa en az 99 sıfat var. Nasıl olacak? 99 isim varsa en az 99 sıfat var demektir. En az o da. E peki neden 14? He, tevil edilebilir. Yani bunlar işin neyidir? Mebdeidir, başlangıcıdır. Ama Allah'ın hiçbir sıfatı bir sıfatından doğmaz. Müstakil oldukları kadar birbirine de bağlıdırlar. Ne doğrudan Allah'tırlar, ne değildirler. Ne Allah Azze ve Celle ile doğrudan birdirler, ne de ondan ayrıdırlar. Bunlara dikkat edeceğiz, bu tanımlamalara. He. Neden hasredilmiş? Diğer sıfatları inkar ettikleri için. Hayır arkadaşlar, diğerlerini inkar etmiyorlar. Diyorlar ki bunlar belli başlı sıfatlardır. Yani bakın, bunu iyi anlamak lazım. Bunu Selefiyyundan anlamayanlar var. Yüzlerine vuralım. Yani şu sıfatlar olmadan Allah Allah olamaz. Şu sıfatlar olmadan bir ilaha Allah'lık vasfı ne yapılamaz? İsnat edilemez demektir bu. Yoksa şimdi göreceğiz. Burada olmayan pek çok sıfat var, onları da ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Onların reddettiği sıfatlar belli. Reddetmiyorlar da anlamını ne yapıyorlar? Tevil ediyorlar. Burada rahimi göreceğiz mi? Var mı rahim burada? Bakın şurada. Var mı rahim? Yok. Niye yok? Yani Allah'ın rahim olduğunu kabul mü etmiyor adamlar? Var mı hani? Bulun bakalım. Var mı? Rahim, rahim. Hani rahim? Yok ki rahim. Yok. Er-Rahman, Er-Rahim. Yani yok mu? Yani Allah rahmet mi etmez diyorlar. Hayır. Hayır. Yani rahmet bende de var.
hayvanda da var. Olmazsa olmaz sıfatlar yani. Bir Allah'ı Allah yapan, yani ilahı Allah yapan, hak olan, hak ettiren, diğerlerini kabul ederlerse âlâ, etmezlerse problem orada zaten. Dikkat edelim, bu iyi anlaşılmıyor. Yani mesela görüyorum ya, 14 sıfattan başka hiçbir sıfatı da kabul etmezler. Ya böyle bir şey yok. Öyle olan insan 99 ismi kabul eder mi? Buna dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Hep şimdi okuyalım. Bunu anladıktan sonra geçersek bak, daha ne bakacağız? Objektif bakacağız. Tarafgir olmayalım. Devam edelim. Sıfat-ı selbiye 6'dır. Nedir selbiye? Olumsuz sıfatlar. Nedir subutiye? Olumlu sıfatlar. Evet. Oku. 1. Vücut, 2. Kıdem, 3. Baka, 4. Muhalefetun lil havadis, 5. Kıyam bizatihi, 6. Vahdaniyet. Evet. Şimdi bunları açıklayacak. Şimdi ne dedi vücut? Ne dedi kıdem? Kıdem. Ne dedi baka? Yani işte ezellik, ebedilik. Ne dedi muhalefetun lil havadis? Ne dedi kıyam bizatihi? Ne dedi vahdaniyet? Neymiş bunlar? Oku bakalım. Vücut Allah'ın varlığı. Allah var. Vacibül vücut. Her şey var ama Allah vacibül vücut. Olması zorunlu. Çünkü olduran o. Değil mi? Allah var. Başka? Kıdem. Ezeli. Ezeli olması, yani varlığının evveli olmaması. Ki biz buna ne diyoruz? Huvel evvelu. Huvel evvelu. Evet. Baka, ebedi olması, yani varlığının sonu bulunmaması. Huvel ahiru. Evet. Muhalefetun lil havadis, Allah'ın mevcudattan hiçbir şeye benzememesi. Leyse kemiflihi şey. Evet. Kıyam bizatihi, varlığının kendisinden olması. Yani zaten Allah'ın varlığı kendisindendir, değil mi? Allah'ı var ettiren var mı? Oldurtan var mı? Evet. Vahdaniyet, Allah'ın bir olmasıdır. Bundan hangisine itiraz edebiliriz biz? Var mı içinde itiraz edeceğimiz bir madde? Var mı? Hadi itiraz edin ya, bunların bir tanesi yanlıştır deyin. Hiçbiri yanlış değil ki bunlar. Ha, keşke kıdem yerine el evveliye deseydi. Bakaya çok önemli değil bunlar. Bunlar çok önemli değil. Niye? Huvel baki diyor zaten. Almış. Çok önemli değil bu. Anladık mı? Gelelim şimdi subutiye'ye. Evet. Sıfat-ı subutiye 8'dir. 1. Hayat, 2. ilim, 3. irade, 4. kudret, 5. semi, 6. basar, 7. kelam, 8. tekvin. Hayat. El-hay. Allah-u Teala'nın evet, ilim. İlim. İlim etmesi, bilmesi. İrade. İrade sahibi olması. Meşiyet, meşiyet. İstediğini yapması. Kudret, kadir olması. Semi, işiten, basar, gören, kelam, konuşan. Bak, konuşan olduğunu kabul ediyor ama ne yapıyor sonra? Tevil ediyor, değil mi? Halbuki Mutezile konuşanı Allah bile görmüyor. Allah konuşmaz diyor mesela Mutezile, değil mi? Tekvin. Yoktan var etme. Halk dememiş bak, tekvin demiş. Birazdan bunu açıklayacağız. Şimdi şey yap bakalım, anlamlarını oku. Hayat, Allah-u Teala'nın diri olması. Şimdi biz rububiyet tevhidini açıklarken özellikle 5 tane sıfat üzerinde duruyorduk rububiyet tevhidinde. 5 sıfat hatırlayan var mı? 5 sıfat, 5'ti bu. Özellikle üzerinde basa basa durduğumuz 5 sıfat vardı Allah Azze ve Celle'ye ait. Hatırlayan var mı? Bir tanesi ne? Yaratan. Önce diri. Diri olması. Diri olması. Sonra yaratan olması. Sonra rızık veren olması. Sonra yani müdebbir olması. Başka bir de malik olması. 5 tane. Şimdi bakın, şimdi 3 aşağı 5 yukarı uyacak. Evet. Hayat, Allah-u Teala'nın diri olması. Güzel. İlim, bilmesi. Güzel.
İrade her mümkünü caiz olan bir şekle ve vakte tahsis etmesi. Evet. Kudret muktedir olması. Evet. Semi işitmesi, basar görmesi, kelam, ses ve harfe muhtaç olmadan konuşması. Yani burada soru işareti. Niye? Ses ve harfe muhtaç olmadan konuşma demiş. Soru işareti bu. Halbuki Müslim rivayeti sesle ne yapar? Nida eder. Ve yunadi bi savtin. Açık. Aldık bunları işte. Niye aldık Kitab-ı Tevhid evvelinde? Altyapı oluşsun diye. Devam. Tekvin, var etme, yok etme, yaşatma ve öldürme gibi fiillerin başlangıcı olan bir sıfattır. Yani bunlar diyorlar ki olmazsa olmazdır. Hocam yani başka sıfat kabul etmiyor. Etmiyor. Halkı kabul etmiyorlar mı? Rezzak'ı kabul etmiyorlar mı? Anlatabildim mi? Ha, böyle bir şey yok. Ha, peki bu tasnif, bu tasnifte problem var. Ama hiçbir zaman için unutmayacağız ki tasnifler indidir. Ne demek indi? Kişiseldir. İndidir. Tevhidi 3'e de ayırabilirsin, 4'e de ayırabilirsin. 5'e de ayırabilirsin, 2'ye de ayırabilirsin. Önemli olan taksimat değil, önemli olan taksimatı yaptıktan sonra nasları inkar etmemek. Buna dikkat edeceğiz. İstivayı, nüzülü, herveleyi, gülmeyi, sevinci, bunları inkar etme, lafzın kendisini inkar etme değil. Lafzın içerdiği neyi? Manayı inkar etmedir. Hep söylüyoruz. Lafız tarifi ümmeti Muhammed'de mevcut değildir. Lafız tarifi Yahudiler ve Hristiyanlarda vardır. Biz lafız tarifi yapamayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve vahyi ne? Sünnet kıyamete kadar ne yapılmıştır? Korunmuştur. Mana tarifi vardır bu ümmette. Mana tarifi de ümmeti ümmet olmaktan çıkarmaz. Dinden çıkarmaz. Buna dikkat edeceğiz. Bu tasnifi başkası yapsa farklı yapardı. Kaldı ki burada daha çok Maturidilerin tasnifi yapılmıştır. Eşarilerde bir iki ziyade vardır mesela. Anlatabildim mi? O halde bize düşen Kur'an ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin kendisi için ispat ettiği bütün neleri, niye Kur'an ve sünnet dedim? Sünnet de vahiy çünkü, onun için dedim. Yoksa şöyle de denebilir. Kur'an'da Allah'ın kendi hakkında, sünnetinde de Resulünün onu hakkında ispat ettiği bütün neleri, isimleri, sıfatları, fiilleri, evet arkadaşlar, evet, ama nasıl? Herhangi bir neye? Tevil ve tarife kaçmadan olduğu gibi alır, ama bunu yaparken de teşbih ve temsil ve teklife ne yapmayız? Kaçmayız. O kaideyi bilen var mı? İsbatun bila teşbih. Bak, ispat. Öyle bir kaide yok ehli sünnette. Öyle bir kaide yok. İspat ya, ispat. Ne ispat ediyorsun? İsbatun bila teşbih. Başka? Ve tenzihun bila ta'til. Bunu unutmayacağız. Kaide bu. Kaideyi yanlış öğretiyorlar. Teşbih olmadan ispat. Bu demektir ki ispatın teşbih olan cinsi de var. İspatın teşbih olan cinsi de var. Başka? Ve tenzihun bila ta'til. Tenzih etme. Ama tatil olan da var. Eksik. Kusur içeren, ayıp içeren, sıfatlardan tenzih edeyim derken Allah Azze ve Celle'yi sıfatsız kılma. Büsbütün ne yapma? Sıfatlarını reddetme, inkar etmeye de vardırmayacak. Şimdi ikincisi kimle alakalı? Kaidenin ikinci tarafı kimle alakalı? Mutezile. İlk tarafı kimle alakalı? Biz. Bizle alakalı. Bizle alakalı. İspat edenlerle alakalı. İspat ediyoruz değil mi? Ama neye kaçmadan? Teşbih. İkinci tarafı bizde yok. Biz reddetmiyoruz zaten. Dikkat edeceğiz buna. Çok önemli bu. Evet.
ikiye alalım. Şu hulasasını şeye kadar, kadere kadar gelelim, kaderi bırakalım. Kadere daha sonra devam edelim. Evet, devam edelim. 2. 2 meleklere iman farzdır. Ya bakın bunlar mücmel iman. Yani çok tafsile girmiyor. Yani ne demek? İşte sen Allah'a imanla alakalı hususları aç kitaplardan, ne yap? Bak, ama bu kadarını bilse avam yeter demek istiyor. Şimdi Maturidilere göre yazıldığı için bilse yeter işte. Yani hep söylüyorum yani Uzungöl, işte Uzungöl'ün A yaylasında şey yapan, doğan, büyüyen bir teyze peştemaliyle şehre çok inmemiş, 5 vakit namazını ne yapmış, kılmış, orucunu tutmuş, namahrem eline ne yapmamış, almamış, çoluğundan çocuğundan hayvanıyla çayıyla ne bileyim işte balıyla uğraşmış. Bilse ne olur, bilmese ne olur. Ama Fahrettin Razi gibi, Cüveyni gibi bilip de Nisabur'un yaşlarının dini üzere ölsün, ölseydim diyen, keşke diyen adam çok. Bu kadarını bilmek yeterli olur. Allah'ın isimleri hepsine iman ettiğime sayamayabilir. Bilmez. Bu çok önemli yani. Sen tafsil istiyorsan neye döneceksin? Neye döneceksin? Kitaplara. İşte bak, imanın altı rüknünü saymış. Saydı da ne oldu altı rüknünü Peygamber aleyhissalatü vesselam? Yani şunu mu demek istedi Peygamber aleyhissalatü vesselam? Ey ümmet! Altı rüknünü bileceksiniz. Ne anlama geldiğini bileceksiniz. Kur'an ve sünnetten bütün delillerini de bileceksiniz. Öyle bir anlayış var. Adam diyor ki kimse diyor mukallit olamaz diyor. Ne olacak? Herkes alim olacak. Nasıl olacak herkes alim? Nasıl olacak herkes alim? Kolay mı bu iş? Niye farz-ı kifaye denmiş? Neden? İşte ulema cebinden cin çıkarmış, sallamış. Olur mu öyle şey? Bunun bir hikmeti var. Bu kadarını bilmek bile ilim talebesine yeterli. Avam bunu da bilmez. Ha, bilmeye gayret etmek ayrı. Allah'a inandım diyor. Birdir. Şeriki yoktur. Bitti, ne güzel işte, bak inanmış. Ondan sonrası okuma. Evet. Devam edelim. İki, meleklere iman farzdır. Şimdi burada da ne yapacak? Meleklere iman. Ha. Bu bahsi almak istiyorsanız ayrıntısıyla, pratik akaid derslerine bakarsanız ayrıntılı bir şekilde orada bunlar ne mevcut? Başka kitaplar da var. İbn-i Ebliz'in Tavi Şerhine bakarsın, orada da var. Yani mevcut yani kitaplar. Bu hadis şerhi bütün meseleyi burada ne yapamaz? Dökemez. Ama sen anlayacaksın. Allah'a iman çok önemli. Meleklere iman çok önemli. Bilemeyebilirsin o bütün meleklerin ismini. Sana Allah Azze ve Celle vahiy getiren meleğin ismi neydi diye sormayacak. Canını alan meleğin ismi neydi diye sormayacak. Yağmur yağdıran meleğin ismi neydi diye sormayacak. Ama bu demek değil ki öğrenmeyeni. O apayrı bir olay. O apayrı bir olay. Evet. Devam. Bu Allah'ın melek denilen nurdan yaratılmış ve istediği şekilde girebilen bir takım masum kulları olduğuna inanmaktır. Melekler pek çoktur. Sayılarını ancak Allah bilir. Bunlar ikamakgahları itibariyle yer melekleri, gök melekleri ve arş melekleri gibi kısımlara ayrıldıkları gibi gördükleri vazifeler itibariyle de mütebbirat ve hafaza gibi muhtelif kısımlara ayrılırlar. Yani ne diyor? İşte melekler nurani varlıklardır. İstediği şekle girebiliyorlar ama masumdurlar. Bunu biliyoruz yani. Biz ölüm meleğinin insan suretine girdiğini, gene Cebrail'in işte bak bu hadiste olduğu gibi girdiğini, Hazreti Musa ve diğer bazı peygamberlere gene ölüm meleğinin suretle geldiğini biliyoruz. Başka pek çok sayılarını hakikaten ancak Allah bilir. Rivayetlerde öyle geçiyor. Bu tasnifleri de ikamet ettikleri yere göre de olabilir, vazifelerine göre de olabilir. İkamet ettikleri yere göre olursa işte yer melekleri var, gök melekleri var, bir de arşı taşıyan melekler var. İşte ikamet ettikleri yer. Bir de ne, vazifelerine göre melekler var. İşte vahiy meleği, işte değil mi, yağmur meleği vesaire, ondaki gibi. Yani ana başlıkları veriyor. Devam edelim. Cibril, Cebrail, Mikail, Azrail ve İsrafil gibi isimleri malum olanlara adıyla, şanıyla
Evet, isimleri bilinmeyen. İsimleri bilinmeyenlere icmalen iman etmek lazımdır. Yani şimdi yani Mikail, Azrail, İsrafil, insanlar bunu biliyorlar. Bunları biliyorlar. Yani Cebrail mesela. Yani biliniyor değil mi? Yani Cebrail işte çok duyuyoruz. İsim bile koymuşuz. Çocukların isimleri var. Cebrail diye isimler var. Mikail'in vazifesini bilen var mı? Mikail? Evet. Belki İsrafil sura mı üfleyecek? Azrail, ki Azrail ismiyle biliyorsunuz sahibi ne? Nas'ta gelmemiştir. Zayıftır onun senedi. Ölüm meleğidir ama çok da önemli değil. Yeter ki ne yapsın? O mefhumu ifade etsin. Ama ölüm meleği diye kullansa sahih Nas'ta teberrüken daha iyidir. Farz değil ama bak kullanmak. Sahih Nas'ta teberrüken. Yoksa farz değil. Vay Azrail ismini kullandın, seni Yahudi uşağı seni. Ya böyle bir şey olur mu? Cebrail de sonu ille biten bütün kelimeler İbranice'den geçmedir zaten. Öyle bir şey yok. Devam edelim. Melekler yemez, içmez, evlenmez ve ölmezler. Yani yemez, içmez, evlenmez, ölmez. Yemiyor, içmiyor, evlenmiyor, ölmüyor. İnsan değiller çünkü. Devam. Onlarda erkeklik, dişilik yoktur. Evet. En büyük işleri yapmaya ve en kısa bir zamanda en uzak mesafelere gitmeye muktedirdirler. Yani zaman mekan mefhumu yok. Hep uçuyorlar değil mi? Tayyi mekan yapıyorlar. Devam. Bazı cihetlerden az çok meleklere benzeyen diğer bir takım görünmez mahluklar vardır ki bunlara cinler derler. Ama işte onun aslı neden değil? Nurdan değil, değil mi? Neden? Ateşten. Onlar için de mekan ve ne yok? Zaman mefhumu yeri geldiğinde yok değil mi? Evet. Cinler saf ateş alevinden yaratılmışlardır. Melekler gibi onlar da ağır işleri yapabilir ve istedikleri şekillere girebilirler. Yalnız bunlar melekler gibi masum değil, insanlar gibi mükellef olup bir kısmı mümin, bir kısmı kafirdirler. Daima yerde yaşar ve insanlar gibi yer içer, ürer ve ürürler. Yer içer de ne yer? Kemik. Kemikle hayvan dışkısı değil mi? Ona dikkat edeceğiz. Yani farklı. Onların da erkekleri ve dişileri nedir? Mevcut çünkü ürüyorlar. Evet, evet, evet. Yani çok önemli değil o. Evet, devam et. Üç kitaplara iman farzdır. Allah-u Teala Hazreti Peygamberinden bazılarına... Allah-u Teala Hazretleri... Allah-u Teala Hazretleri... Peki, bu Hazret kelimesine çok büyük tepki duymaya gerek yok. Bu bir ihbardır. Bir sıfat değildir bu. Yani bu Hazret kelimesi bize Farsçadan geçmedir. Yani bunu çokça kullanmıştır. Yani Allah hakkında hem Hazret, hem de Peygamber hakkında Hazret, hem de sahabe hakkında Hazret. Yani yok. Büyük Allah, büyük Peygamber, yüce sahabi. Yani bunlar kullanılabilir. Yani bu tür lafızlara çok takmayalım. Burada bir şirk yok. Anlatabiliyor muyum? Bu nedir bir... Tazimdir yani, ullanadır. Yoksa yani burada bir şirk aramaya gerek yok. Ya hocam burada bir şirk var. Hayır, yok burada şirk. Burada bir şirk yok. Burada aynen büyük lafzını yeri geldiğinde ne yapmak? Pek çok insan için kullanmak gibi. Rahim hem Allah'ın ismi hem de peygambere verilen bir sıfat mı? Sıfat değil mi? Rauf hem Allah'ın ismi hem de peygambere verilen bir sıfat mı? Nasıl oluyor bu? Bir tanesinde vasfı taşıma var, bir tanesinde vasıftan ne var? Cüzler var, eserler var. Yani Hazreti Allah demiş, Hazreti Muhammed demiş, Hazreti Abbas demiş, Hazreti Mevlana demiş. Yeri geldiğinde iyi için kullanmış, yeri geldiğinde kötü için de kullanmış. Yani o iyi bellediğinden ama. Çok önemli değil. Biz Allah-u Teala desek, Allah Sübhanehu desek daha iyi, o ayrı. Ama bu tazim maksadıyla kullan. Cenabı peygamber ya da Cenabı Allah. Büyük demek. Yani bunu diyen peygamber Allah'tan büyüktür mü diyor? Demiyor. Bunlar tazim. Yani sen Hazreti Muhammed dersin. Hazreti Muhammed dediğin zaman bak sallallahu aleyhi ve sellem dememe gibi bir ihtiyaç var sanki kafada. Niye? Muhammed desek kızıyoruz. Hazreti Muhammed deyince ne oluyor? Biraz daha ne olmuş oluyor? Saygı olmuş oluyor değil mi? Ama sen aynı zamanda ne dersin? Resul-i Ekrem dersin. Ne dersin? Resul-i Ekrem. Ne demek Resul-i Ekrem? Nebi-i Server. Bak Nebi-i Server. Azimuşşan. Peygamber Azimuşşan.
Bunların hiçbirinde kusur yok ki. Hiçbirinde kusur yok. Bunlar övgü ifadeleri. Bunlar ne? Övgü ifadeleri. Ha. Ama biz naslarla gittiğimizde elbette ki hakkında nas varidi olana, nasın varidi olduğu kelimeyi kullanmak daha nedir? Evladır. Hazreti biz peygamber için kullansak sadece çok daha iyi olur. Ha, sahabe için de kullanabiliriz. Çok da önemli değil. Ama Allah için mümkün mertebe kullanmama ne yapalım? Gayret edelim. Çünkü peygambere biz pek çok vasıf verebiliriz. Sahabeye vasıf verebiliriz. Ama Allah'a vasıf veremeyiz. Ne vasıf varsa o vermiştir zaten. Söylemiştir bize değil mi? Ha, yoksa ha, yani Nebi-i Server demekte, Resul-i Ekrem demekte, ha, Yüce Peygamber demekte hiçbir problem yok. Adil Ömer demekte, ha, Koca Ömer demekte, Cesur Ömer demekte, Koca Adam Ömer demekte hiç problem yok. Bunlar denmiştir. Niye? Belli vasıflar vardır değil mi? Ondan dolayı. Dikkat edelim. Yani insanların hep söylüyoruz. Bazı kelimeler kullanılırken mesela ne diyoruz? Allah Azze ve Celle cisim midir değil midir? Selef külliyen inkar etmiyor ki bunu. Külliyen ne yapmıyor bunu? İnkar etmiyor. Kastın ne diyor? Şimdi hal böyleyken yani Hazreti Allah demiş vay herife şirk koştun. Niye şirk koştun? Şimdi ne diyorsun Arapçada? Arapçada ne diyorsun? Diyorsun ki Udullaha. Allah'a dua et değil mi? Allah'a ne yap? Dua et. Bak tercüme ettik. Peki bana dua et der mi Arap? Ud'uli benim için dua et der değil mi? Benim için dua et. Benim için. Araba sen desen ki Ud'uni bir tane patlatır kafana. Bana dua et demektir o. Ha. Ama bak Türkçe'de ne diyorsun? Ha. Allah'a dua et, bana dua et. Ne demek? Benim için de Allah'a yalvar. Yani şimdi bunu diyen şirk koştu. Yansın kebap hadi adama kafir dedin. He. 70 milyonlu Türk milletini hep kafir yaptın. Yani bu lafızlar kullanıldığı dilde önemlidir. Onu demek istiyorum ben size. Dildeki anlam önemlidir. Dilde yüklenilen anlam önemlidir. Yoksa yani çok da önemli değil. Islahlarla uğraşacak değiliz. Islah kavgası yapmıyoruz. Heh. Evet devam edelim. Kitaplara iman farzdır. Allah Teala Hazretleri peygamber... Hazret de dememiş. Hazretleri demiş zaten. Birçok hazret var demek değil yani bu. Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Biz diyor. Biz. Yani şimdi öyle de anlamayın. Yani bakın arkadaşlar. Tenkit edici gözle bakarsan hiçbir ibare salim kalmaz. Anladık değil mi? Bir kere Müslüman Müslümana karşı hüsnü niyetlidir. İbareye öyle yaklaşacaksın. Ta ki açık sarih bir küfür olacak. Allah'ın indinde de Allah'ın katından da Resulünün katından da elinde ne olacak? Açık burhan. Delil de değil. Açık burhan. Burhan Bey olacak. Ha. Unutmayalım. Delilden öte burhan. Evet. Peygamberlerinden bazılarına birçok hakaik ve ahkamı bildiren bir takım ibadetlere ve lafızlara indirmiştir. Lafızlara indirmiştir ki bunlara kitap denir. Büyük kitaplar dörttür. Bazı bir takım ibare ve lafızlar indirmiştir ki bunlara kitap denir. Ha. Birçok hakaik yani hakikatler ve hükümler. Evet. Bunlardan Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Büyük kitaplar dörttür diyor evet. Bunlar Tevrat Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Zebur Hazreti Davud Aleyhisselam'a, İncil Hazreti İsa Aleyhisselam'a, Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiştir. Bak Mustafa kelimesini çok kullanır mesela Osmanlı. Öyle değil ya, Allah Azze ve Celle onu seçmedi mi? Çıkarmadı mı? Evet. Onu nereden çıkardı? Nereden? Beni Haşim'den çıkardı değil mi? Öyle mi? Evet. Beni Haşim'i kimden? Kureyş'ten. Kureyş'i kimden? Kinane'den. Kinane'yi kimden? İsmail'den. İsmail'i kimden? İbrahim'den. İbrahim'i kimden? Nuh'tan. Bak gitti. Ya Mustafa ne güzel isim. Problem yok. Evet devam edelim.
Mezkur 4 kitaptan başka muhtelif peygamberlere 100 adet suhuf indirilmiştir. Yani bu 100 adet diyor ya, işte bu adetlerde kaç bin peygamber var? 124 bin mesela, o nebidir. Peki Resul kaçtır, bilen var mı? 300 kadar. Hasen rivayetlerdir. Ha? Mecmu turukuyla ulema tahsiye etmiştir bunu. Yani işte bu kadar yani. Böyle söyleniyor. Kaç tanesi sahifedir bunun? Yani işte 100, yani muhtelif rivayetler var. Önemli değil bu. Ama biz biliyoruz ki suhuftan Allah ne yapıyor? Bahsediyor. Çok da önemli mi kaç oldu? 100 suhuf vardır diyor mu? Demiyor. Devam edelim. İşte bu kitapların Allah tarafından indirilmiş birer hak kitap olduğuna inanmak her mümine farzdır. Ancak Kur'an-ı Kerim inmekle her birinin hükmü kalkmıştır. Bitti. Bak, bunların her birine inanacaksın ama Allah'tan indirildiği şekline inanacaksın. Velev ki Allah'tan indirildiği şekli baki kalsaydı bile Kur'an geldi mi hepsinin hükmü kalkmıştı. Öyle olsaydı Kur'an gelir miydi? Onu biz bilemeyiz. Belki de hikmetlerden bir tanesi de oydu. Değil mi? Devam edelim. Zaten Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitapların bugün asılları bile kalmamıştır. Bugün gerek Musevilerin gerek Hristiyanların ellerindeki Tevrat ve İncil'ler birer tarih mecmuası durumundadırlar. Bazı alimler Yahudilere Musevi dememek gerektiğini, Hristiyanlara da İsevi dememek gerektiğini söylüyorlar. Ben de o kanaati taşıyorum. Çünkü Musevi gerçekten Musa'ya layık. İsevi de gerçekten İsa'ya layık. Yani Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya layık demektir. Onlara Yahudiler ve Hristiyanlar demekte fayda vardır. Kur'an ve sünnet bunları kullanmıştır çünkü. Yahud ve Nasara demiştir. Museviyün ve İseviyün dememiştir. Böyle denmiştir. O ayrı. Ama mümkün mertebe Yahudi ve Hristiyan kelimesini kullanalım. Musevi ve İsevi demeyelim ama Muhammediyiz biz. Biz Muhammediyiz. Biz neyiz? Muhammediyiz. Evet, ona dikkat edelim. Devam edelim. 4. Peygamberlere iman farzdır. Yani Allah-u Teala Hazretleri Kur'an kullarına doğru yolu göstermek için bir takım mümtaz zevata peygamberlik vermiş. Onları kullarına dini, ahkamı götürmek için elçi olarak göndermiş. Ve peygamber olduklarını kavimlerine ispat için de kendilerine mucizeler ihsan etmiştir. Peygamberlerin bir kısmına ayrıca kitap ve şeriat verilmiştir. Bunlara Resul-i Kiram yahut Mürselin derler. Bir kısmında başka bir peygamberin şeriatıyla amel ve onun hükümlerini insanlara bildirmeye memur olmuşlardır. Peygamberin sayısını ancak Allah bilir. Yani nebidir işte o ikincisi. Bir kısmı da başka bir peygamberin şeriatıyla amel ve onun hükümlerini insanlara bildirmeye memur olmuşlar. O da nebi. Aradaki farkı böyle görüyor. Evet. Devam. Hepsinin evveli Hazreti Adem, sonu da Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk nebi Adem'dir ama ilk Resul Nuh'tur. İlk nebi Adem aleyhisselam'dır. Ama ilk Resul kimdir? Nuh aleyhisselam'dır. Devam edelim, evet. İkisinin arasında Adem'le... İkisinin arasında birçok peygamberler geçmiştir. Bir kısmının ismi Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulmuştur. Cümlesini tasdik ederek haklarında hürmet ve muhabbet göstermek Müslümanlara farzdır. Hepsini. Hepsini tasdik edeceğiz. Evet. Son alalım. Daha sonra kaderi son alacağız. Evet. 5. Ahiret gününe iman farzdır. Ahiret günü haşirden bütün ölenlerin diriltilmesinden başlayan sonsuz bir gündür. Kıyametin kopması, surun üfürülmesi, ölülerin diriltilmesi, kitapların verilmesi, mizanın kurulması, kulların sorguya çekilmesi, Havz-ı Kevser, şefaat, sırat, cennet ve cehennem ahiret günün müştemilatından olduğundan bunlara inanmak farz olunduğu gibi ahiret gününden önceki kabir ahvali, berzah alemi ve kıyamet alametleri dahil sahih naslarda sabit olduğundan cümlesine inanmak farzdır. Bak, cümlesine inanmak farz. Kabir alemi, kabir azabı, alem dediği o işte. Şimdi adam kalkıyor, kabir azabı diye bir şey yok. Ya bak. Ya şimdi biz bu niye bu kitabı okutuyoruz? Ya hoca, senin okuttuğun kitap da olsa olsa İbn-i Teymiye'nin kitabı olur. Başka? Olsa olsa işte Süleyman et-Temimi'nin kitabı olur. Yok ya, onu okutmuyoruz ya işte. Ahmet Davutoğlu, Allah rahmet eylesin, Ezel mezunu bir zat. Bak, onun kitabını okutuyoruz. Yani bak, ne farkı var? Onun için klasik hanefilerle selef arasında fark yoktur arkadaşlar. Cüz'idir, cüz'i. Ufak tefek.
Sen bakma o kavgaya, dövüşe. Kavgayı dövüş hak etmez o. Kavgayı dövüşü ne yapmaz? Hak etmez. Akıllı olmak lazım. Biz tek ümmetiz. Bizde ne yok? Katoliklik, Ortodoksluk, Protestanlık yok bizde. Tek ümmetiz. Onların hepsi bir menbaadan. Dördü. Ebu Hanife, İmam Malik, Şafii, Ahmet. Bir menbaadan. Hepsi. Onları böyle ayrı ayrı göstermek, ayrı ayrı kamplarda göstermek, bunlar hoş şeyler değil. Ama bunu Kevseri zihniyeti yapmış. Ama bunu Ebu Yala el-Ferra zihniyeti yapmış. Çok fark etmez. Dikkat edelim. Anladık? Evet, okuyalım. Hasılı Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği her şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisleriyle sabit olan beyanı tasdik etmek lazım. Bak, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği her şeyle sahih hadislerde sabit olan her şey. Bitti. Umum ne kadar güzel değil mi? Devam. Bu bapta fazla malumat için kelam kitaplara müracaat edilmelidir. Yani, kelam. Niye? İşte kelam demiş. Halbuki biz ne diyoruz? Akide kitapları diyoruz değil mi? Ya da akaid kitapları. Ama kelam ismi meşhur olmuş artık. Ne olmuş? İsmi meşhur olmuş. Evet. Kadere iman farzdır. Burada duralım. Bunu da inşallah önümüzdeki ders ne yaparız? Devam ederiz. Evet. Bitirirsek inşallah önümüzdeki ders biter. İkinci hadise geçeriz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.